TV100 ekranlarından iyi geceler. Gündem yoğun. Biz her zamanki çizgimizden taviz vermeyerek kavgasız ama bol bilgili yeni birçok açının tartışıldığı ve birbirinden değerli kıymetli konukların olduğu programımızda bu gece tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki dört kıymetli konuğumuzu öncelikle müsaade ederseniz sizlere tanıtayım. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi ve Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni hocam. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli hocam Mithat Baydur, Profesör Doktor Okan Üniversitesi. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ve sevgili arkadaşımız Hürriyet Gazetesi ekonomi müdürü, yılların gazetecisi. Bu akşam zor bölümleri ona soracağız. Ekonomi ya, o yüzden. Sefer Levent, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu akşam bizim iki başlığımız var. Bir tanesi iç siyaset ve çok başlıklı diğer başka da dış politika konuları var. Ama dediğim gibi tartışmalar olacak ama bilgi üzerine ve derinlik üzerine tartışmalar, yeni açıların tartışıldığı, masaya yatırıldığı noktalar konuşulacak. Bu çerçevede arzu ederseniz sayın konuklarımızdan da müsaadeyle kısa şöyle bu siyasette yeni oluşumlara bakalım. Çünkü artık iç politikanın dış politikadan birbirinden bağımsız yürüdüğünü söylemek mümkün değil. İyice interaktif bir sistem var. Yüksek lisansta bir konu tartışılmıştı bizim bir kere, bu international, uluslararası ile domestic iç politikanın karışımına intermestic diye bir şey İngilizler icat etmişti. Böyle bir şey söylemişti bizim Lawrence Friedman'da bir hocamız vardı. Sonra onu inter-ecomestic diye geliştirdiler. Yani ekonomi, dış politika ve iç politikanın birbirine interaktif bağlantısı diye. Şimdi oradan tabii yola çıkıldığı zaman iç siyasetteki oluşumlar da siyasi kavgalardan öte demokraside de gereklilik anlamında, çok seslilik anlamında yeni partiler kurması gayet doğal. Yeni partilere eski partilerin tepki göstermesi de doğal. Çünkü herkesin oyun alanı var. Oyun alanına başkalarının girmesi, oy oranlarını değiştirme ihtimalinin ortaya çıkması nedeniyle de bunlar sıkıntılı. O tepkiler de onlara gelecektir ama tartışmayı da, siyaseti de giderek kızıştırıyor bu işler. O çerçevede arzu ederseniz Sayın Hasan Köni hocam, sizin Ankara geçmişiniz, siyaset birikimleriniz de var. Siyaset yapmadınız ama siyaset çok yakından tanıyorsunuz. Müsaade ederseniz sizle başlayalım. Bir, Ankara'da bir soru var. Bu yeni oluşumlar bir seçim atmosferini tetikler mi? Çok popüler soru. Ekonomi dünyası da merak ediyor. Seçim olur mu olmaz mı? Çok bunlar izlettiren, dinlettiren konular ama önemli. İkincisi de işte kabine revizyonu olur mu falan. O çok teknik bir konu. O konuda herkes bir şey uyduruyor. Bugün son gelen tevatürü söyleyeyim. Böyle Mithat hocam, düşük sesle Ankara'da biri yanınıza yaklaştığı zaman çok kesin yerden duydum falan dediği zaman yine beni bugün bir arkadaşım aradı. Şu bakan gidiyormuş, yılbaşından sonra oluyormuş falan diye. Bak dedim, geçen şeker bayramından beri, bayramdan sonra diyerek şeker, yani bir rengi noktası belirliyorlar Ankara'da bu siyaset dedikoducuları. Şeker bayramından sonra kesin diyorlar. 9 günlük ya, bir de rahat rahat atıyorlar. Tak geçiyor, hiçbir şey olmuyor. Kurban bayramı yaklaşınca bu kez diyorlar ki kesin kurbandan sonra diyorlar. O olmuyor. Bir ara Barış Pınarı Harekatı'nın direngi noktası yaptılar. Şimdi tabii önümüzde ne var? Yılbaşı var. Bir atış alana içinde uygun birkaç günümüz daha var. 13-14 gün daha var. Oradan yürüyorlar. O nedenle bilmiyoruz. Tek bilen kişinin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Ama hep bir tevatür dolaşıyor. Hocam müthiş popüler. Ve bunu bir yıl önce iddia edenler de şöyle diyor. Bak ben sana söylemiştim diyor. Herhalde bir gün olacak kabine değişikliği de onun zamanlamasını yakından bilmek önemli. O nedenle şimdi hani kabine işleri çok böyle tevatür üzerine kurulu ama değişiklikler. Asıl mesele Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu üzerinden. Siz siyasi projeksiyon analiz anlamında bu oluşumların başarı katsayılarını, artılarını, eksilerini ve AK Parti'ye yansımalarını, dolayısıyla siyasete yansımalarını nasıl görüyorsunuz? Şimdi iki değişik tavır olabileceğini tahmin ediyorum ben. Yani Davutoğlu'nun söyleyecekleri, kendi gördükleri, yaşadıkları, kendisi de kapsamayacak tarzda bir takım fikirler ileri sürmeye başlayacaklar. Yeni bir boyut. O siyasette şimdiye kadarki olan tahmin edilen fakat gazetecilerin söylemediği bir sürü şeyi söyleyecek. Çünkü gazeteciler, ben sizin neler bildiğinizi biliyorum. Babacan'ın ki ilginç, ekonomik açıdan çok önemli şeyler söyleyebilir. Çünkü o siyasetin en ağır noktası
tabanın anladığı konu ekonomi. Öbür türlü dış politikayı falan tartışıyoruz ama o dış politika biraz işte 1960'lardan anayasayla izin verildi. Elitlerin tartıştığı bir konu. Yani şimdi bizim yanımızda çalışan bir adama işte Kıbrıs şöyle oluyor, böyle oluyor, bilmem ne oluyor. Senin maaşını 2500 mi yapalım? Yeni şey çıkacak. Doğru, çok doğru. Ona göre yoksa o konuda 45 dakika konuşabiliyor. Ama öyle mi, üzüldüm hocam, biz Kıbrıs'ta şey etmeyiz, vermeyiz falan. Böyle bir kısa metraj. Şimdi o yüzden Babacan'ın daha çok etkin olacağını tahmin ediyorum. Bir de galiba uluslararası sermaye lobilerini de etkileyebilecek bir tarzı var. Sayın Davutoğlu uluslararası ilişkiler falan, o yazdığı kitaplardan biliyoruz. Uluslararası ilişkiler biraz böyle, yani uluslararası hukukta anlatıyorum, hafif uluslararası alanın tıraş kısmı oluyor. Hı. Yani şöyle de olur, böyle de olabilir falan. Çünkü o kadar çok girdi var ki o siyasete. Halbuki ekonomi öyle değil. Belli kuralları var, belli boyutlar var. Risk analizi yapıyorlar. O riski gören ülkeler, siz içeride ne söylerseniz söyleyin, yatırım yapmıyor. Hukuki boyutu var. Ülkenin gelir boyutları var. Yapılan yatırımların sistematikleri var. İleriye doğru projeksiyonlar var. Ülke risk analizi var. Bunu da o partinin daha iyi yapabileceğini tahmin ediyorum. Evet. Tahmin. O halde diğer bir hesapta bunlar %1, %2 bile alsalar sistemi yoğun şekilde sarsacaklarını düşünüyorum. Başkanlık sistemi olduğundan dolayı. Evet. Bir başka yön de mesela işte gördük seneler içinde Ecevitler geldi gitti. Erbakan geldi gitti. Süleyman Demirel geldi gitti. Fakat bu kadar önemli bazı çizgiler olan bir hükümet olmadı. Yani bir sürü bu konuşmalardan sonra görülecek bazı çizgiler var ki o çizgilerden sonra tekrar geri gelinmesi, yani Ecevitler gibi, Demireller gibi pek mümkün olmayabilir gibi geliyor bana. Yani hem de uluslararası hukuk açısından da bazı boyutlar var. Şimdi bu kaynayan kazan aslında başka boyutlara doğru gidecek. Onu da tahmin ediyoruz. O yüzden erken seçim yapılması istenmesine rağmen yapılamayacağını düşünüyorum. Yani güvende hissetmeden bunu yapılması durumunda çok zor durumlar olabilir diye düşünüyorum. Veyahut daha değişik ortamlar ortaya çıkabilir. Onları da böyle bir takım olan yaratmamak için söyleyemiyorum. Yani ne gibi olay çıkabilir? İşte bu vergi boyutlarının artması bir takım rahatsızlıklar neden olabilir. Bu gelişmelerde Avrupa'nın tutumunu görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. İşte yatırım yapacaklar, Suriyelileri götürecekler. Diyorlar ki bunlar gülüyor. Yatırım gelmeyecek. Yani Avrupa belki bizimle savaşmaz ama en iyi savaş boyutu bizim gibi orta boy demeyeyim, kızıyorlar. Bölgesel güç olan ülkelerde ekonomik boyutlar çok önemli. Şimdi bakın, olaya bakıyorsunuz. Bize yapılan yaptırımlarda bir savaş yok. 64 Kıbrıs olayı ekonomik yaptırımlar, sadece askeri malzeme üzerinden. Ekonomik boyut 70 darbesi. 74 Kıbrıs olayları, ekonomik ambargolar, silah ambargoları. 77 sente muhtacız. Rahmetli Süleyman Demirel. 80. Yani bu ülkeyi bu boyuttaki yükselen ülkelere diyeyim, emerging countries, bak hep güzel laflar söylüyorum, ekonomik olarak sarsmak mümkün en ufak darbe vurmadan, yani askeri boyutlara girmeden. O boyut da ellerinde var. Çünkü mesela biraz sonra arkadaşlar o konuları da tartışacaklar ama mesela NATO'yu başat tuşu Amerika, aynı zamanda ekonominin de başat gücü. Yani kime ne yatırım yapılacağını söyleyen güç. Mesela kızdınız, Hasan Ünal hocamız haklı olarak diyor ki yani NATO böyle böyle yapıyor, Türkiye'de böyle yapınca NATO niye haklı olsun?
eşit davranılması gerekmiyor mu? Ama aynı güç uluslararası ekonomik sistemi de tutuyor. Şuraya yatırım yapın, buraya yatırım yapmayın deyince bütün lobiler çekiliyor. İşte Kore'ye bir davranışta bulundu. Kore mecburen heyecanlanıp Japonya üzerinden roket atmak zorunda kaldı. Dondurdu şeyleri. Ve Çin bankaları bile şeyi durdurdu. Kore ile iş yapmayı durdurdu ki Çin'in atom bombasını falan yaptılar herhalde Kore. Bu yüzden çok hassas dengeler içinde gidiliyor. Artık son merhalede başka çare kalmazsa ancak seçim olabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Mithat Hocam. Şimdi doğru şeyler söyledi Hasan Hocam. Şimdi bu yeni partilerin kurulmasını yani iki tane eski Adalet ve Kalkınma Partili karar verdiler. İşte canları sıkıldı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Böyle biz de bir parti kuralım. Farklı bir mecrada bir ikbal arayışına girelim diye kurulmaz parti. Yani bunun bir sosyolojik bir karşılığı olması lazım. Dolayısıyla bir teorik bir girizgah yapmak istiyorum. Çok kısa, çok fazla zaman almadan. Bir de bunun sahadaki karşılığı ne olabilir? Yani Hasan Hocam biraz daha küresel dinamikler ve ekonomik boyutu üzerinde de durdu. Haklıdır. Ondan da belki biraz bahsedebiliriz. Ama bir kere şunu söyleyeyim. Yani bu son zamanlardaki yaygın tabiriyle post diyelim. Post Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin bir miladıdır bu aslında. Burada iddialı bir şey söylüyorum. Şimdi 2011 sonrası özellikle yani 2002 ile 2007 arasında her şey güzeldi. 2007-2011 arasında biraz dünya küresel kriziyle böyle bir teğet geçse de hafif bir sarsıntılar oldu. 2011'den itibaren gücünü giderek merkezileştiren yani anayasal sistem değişmemiş olmasına rağmen kuvvetler birliğini adeta kendi üzerinde toplamak isteyen ve hegemonik bir yapı kurmak isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir doğum yapma hadisesidir aslında bu. Ama bunu kendi içerisinden olması iki ayrı doğumun fevkalade anlamlı ve manidardır. Aslında bundan sonra yani post Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde derken kastettiğim şey dindar ya da muhafazakarların adresinin bundan böyle tek adres olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olamayacağının da aslında ilk ipuçlarıdır. Evet. Şimdi dindar muhafazakar kümeler aslında teorik dediğim o kendi içerisinden dönüşüyor. Yani bunu İstanbul'daki çok geleneksel yani kadim İslami geleneği ya da kültürü devam ettiren ilçelerde de gözlemlemek mümkün. Bu dindar muhafazakar kümeler aslında 23 Haziran'da da bir sosyolojik bir direnç, bir duruş sergilemişlerdi. Şimdi bir atıfta bulunmak istiyorum burada. Yani birkaç gün önce dinledim ve çok hoşuma gittiği için Bekir Ağırdır'ın bir analizinde geçiyor. Çok çarpıcı olduğu için söyleyeyim. Yani biraz da böyle şey var. Böyle karikatürize ederek bir şey üslup herkesin anlayabileceği bir dille. Doğalgazın her girdiği yerde biat kültürü bitiyor ve bireyselleşme başlıyor diyor. Allah Allah ne demek istiyor falan dedim ben önce. Eski soba kültürü olduğu zaman ki Anadolu'nun birçok yerinde daha yeni yeni giriyor biliyorsunuz birçok ilayette doğalgaz. Sobanın etrafında toplanılır. O gelenek yeniden inşa edilir. Büyüklerden küçüklere tevarüs etmiş oldukları bir takım değer yargıları empoze edilir. Ve dolayısıyla orada ataergil bir takım tohumlar ya da tortular varsa geniş aile kavramı içerisinde onun geleneksel çerçevede devamı idame ettirilirdi. Ama doğalgazın girdiği evde herkes kendi odasına çekiliyor ve kendi bireyselliğini yaşamış. Müthiş bir analiz. İnteresan. Şimdi dolayısıyla bu biat kültürü gerek daha dindar muhafazakar gelen öğrencilerin üniversitelerde yüksek öğretimde önemli bir pay işgal etmesi ve aslında bu doğalgaz soba örneğine çıkarak modernitenin, gecikmiş modernitenin aslında biraz daha kök salması biat kültürünü ve pederşahi toplum yapısını zedelemeye başlıyor. Bu ne demek? Niye bunu söylüyorum? Buna bir karşı duruş, bir mukavemet var. Yani hegemonik, tek adam kültürü, tepeden inmeci kararlar, kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birliğinin olması buna karşı toplumun bir mukavemeti var. Tartışmak, münakaşa etmek, münazara etmek ve muhalefet etmek istiyor. Dolayısıyla bu iki partide bunlar olacak mı şimdi iki partide yani bu girizgahtan sonra? Davutoğlu'na baktığınız zaman sevgili Hasan Hocam'ın söylediği gibi bagajı yüklüdür. Evet önemli hataları da vardır ama neticede kendi içerisinde parti içerisinde bir tabanı olduğu anlaşılıyor. 9 tane il başkanının 40 küsür tane ilçe başkanının ki önemli il başkanları bunlar yani partinin kurucuları arasında yer alması sahada bir karşılığı olması
olduğunu gösteriyor bize. Ama zaten eski parlamenter sistem mantığı içerisinde düşünmememiz lazım. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 52,5. Cumhurbaşkanlığı yeni seçimde hükümet anayasa değiştikten sonraki yeni hükümetinde 51,4. Yani bu şu demek. 2-2,5 öbür tarafa geçtiği anda iş değişiyor. Dolayısıyla 1,5-2 oy alacak partinin bile çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Onun için zaten kıyamet kopuyor. Çok önemli. Yoksa eski parlamenter olsa baraj %10, 1,5-2 alsan ne olur, almasan ne olur denirdi. Şimdi o denemez artık. Dikkatle izleniyor. Şimdi daha ziyade birazcık daha böyle varoş dini, yani içi boşalmış değer yargıları üzerinden daha rafine bir muhafazakarlık anlayışının Davutoğlu'nda olacağını ve özellikle bizim Kürt asıllı vatandaşlarımız nezdinde farklı bir açılım olacağına dair ipuçları görülüyor. Sağda karşılığı ne olur bilemem ama Hasan Hocam'ın söylediği gibi Babacan'da daha ziyade iktisadi açılım, yani 83 Özal döneminin olduğu gibi ekonomik jargonun, ekonomik bir retoriğin ağırlıkta olacağı bir söylem ve açılımla ortaya çıkacak. Bunda da haklıdır. Bunu aslında biraz daha zorlayıp öteye götürebilirsek, Türkiye'nin hani hep tartışılır ya, aks mı değiştiriyor, eksen mi değiştiriyor yahut diye. Bir parça Atlantik İttifakı'ndan Asya İttifakı'na doğru yaslanması, Türkiye, Rusya ve diğer ülkelerle olan süreçleri kastediyorum. Batı İttifakı olan ilişkilerin önemli derecede, mevzul miktarda bozulmasından dolayı Atlantik İttifakı'nın da bu oluşumlara daha sempatiyle bakacağını düşünüyorum. Zira birazdan Sefer Bey de bahseder, yani benim aklımda kaldığı kadarıyla İspanya'nın 80 milyar euro, İtalya'nın 32 milyar euro, Fransa'nın 22 milyar euro, Almanya nasıl olduysa daha az vermiş 12 milyar euro alacaklı olduğu, Türkiye'nin dış borçlarının 500 milyara dayandığı bir ortamda en azından batılı ülkeler hani aynı Osmanlı son döneminde olduğu gibi borçların ödenebilir nitelikte, ödenmesinin sürdürülebilir nitelikte olacak bir süreci arzu ederler. Dolayısıyla burada özellikle iktisadi bir kaygılardan dolayı Babacan'a daha çok destek olacağını, destek geleceğini düşünüyorum. Hocam seçim? Ben erken seçim olacağını düşünüyorum. Düşünüyorsun. Ben düşünüyorum. Orada Hasan Hocam'dan ayrılıyoruz. Çünkü neticede bakın mesela anketlere bakıldığı zaman mesela kimse işte Ziraat Bankası'nın parası nereye gitti, ben bunda çok üzüldüm demiyor. Birinci sırada işsizlik, ikinci sırada hayat pahalılığı, üçüncü sırada Suriyeliler gözüküyor. İstemiyorum diyor. Yani kendisinin işsiz kalmasını, hayat pahalılığından duçar olmasını toplumsal sıkıntıların sebebi olarak Suriyeli adres gösteriyor. Ondan dolayı zaten Meral Akşener'in birkaç gün önce çıkıp da Suriyelilerle ilgili planımız budur, bunları gönderelim demesi boşuna değil. Yani bu anketlere bakıldığı zaman toplumsal şikayetlerin hem sosyolojik hem de iktisadi anlamda olduğu, dış politik tercihlerin aslında çok arka planlarda kaldığı gözüküyor. Mesela BK meselesi hiç ortada da gözükmüyor. Dolayısıyla çok ağır koşullar altında geçecek 2020'den sonra. Eğer bu vergiler mesela işte bu biraz önce konuşuldu, yeni bir takım vergi politikaları uygulanmaya gelmesi, enflasyonu istenildiği oranda birazdan Sefer Bey bahseder düşemeyecek olması, dövizde dış ilişkilere yani jeopolitik risklere ve dalgalanmalarla birlikte istenilmeyen bir düzeye gitmesi durumunda bu sahaya ne şekilde yansıyacak? Yine hayat pahalılığı, enflasyon sıkıntı olarak yansıyacak. Bunun da hep her iktidar döneminde olduğumuz gibi bir bedel ödemek gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir 3-4 yıl daha sürdürülebilir nitelikte olduğunu görmüyorum ben. Yani karar alıcılar, siyasi elit şöyle düşünebilir. Yeni partiler kuruluyor, tabelalarını asacaklar çok fazla örgütlenmeden, kök salmadan ve bu sıkıntıların sahada bireysel ve toplumsal anlamda herkes üzerinde yansımalarını görmeden baskın bir seçim yapayım diyebilir. Yayından önce Mithat Hocam dedi ki bu akşam dedi ekip Barcelona Real Madrid tadında dedi. O yüzden sağdan orta geldiği için size doğru. Son hocam. Artık Messi. Ama öyle değil mi? Ekip güzel ekip. Teşekkürler. Yani ekip çok güzel bu akşam. Ve Hasan Hocam şimdi tabii sorularımız hep aynı da. Bunu şey açısından da bakmak lazım. Asgari ücreti aslında hem Hasan Köne Hocam hem de Mithat Baydar Hocam da değindi. Yani ekonomik politikalar ve öncelikler herhalde daha fark ettirici olacak bu yeni oluşumlar için. Bu çerçevede de belki yani onu da ekleyerek nasıl bakıyorsunuz?
Şimdi ona şüphe yok. Yani biraz çalışmadığım yerlerden sormuş oldun ama yani sen Allah'tan sıfırcı hoca olmadığın için cesaretle. Estağfurullah, haddimize değil. Haddimize değil. Görüşlerimi açık. Belki söylenenlere ilave olacak tarzda birkaç husus aklıma geldi konuşulurken. Yani bunlardan biri şu olabilir. Bir defa pek tabii ki ekonomik durum, yani nitekim anketlerde de en çok işsizlik, geçim sıkıntısı diyebileceğimiz bir kategori, artı Suriyeliler meselesi geliyor. Aslında Suriyeliler meselesinde yine geçim sıkıntısıyla özdeşleştiriyor insanlar. Yoksa normal şartlarda mesela Suriyelilere son bir yılda mı bu kadar para harcandı ya da son iki yılda mı para harcandı? Hatta dış politikanın toplam Türkiye'ye maliyeti nedir? Bunu değerlendirmeye kalksanız neler çıkar Allah bilir. Mesela 40 milyar dolar Suriyelilere sadece harcandıysa, peki Türkiye ile Suriye arasındaki dış ticaret hacmi 9 yıldır kaybedilmiş durumda. Bunun maliyeti nedir? Kaç tane Antepli, Hataylı, bilmem Maraşlı, İstanbullu, Adanalı, şuralı buralı şirket bundan dolayı çok çok büyük kayıplara girdi. Anlatabildim mi? Doğru. Ha, bunları yan yana getirdiğimizde bir de agresif bir şekilde büyüme trendi gösteren bir dış ticaret ilişkisi bıçak gibi kesildi. Yani savaş olmasaydı daha ne kadar onun üzerine ilave edilirdi? Mısır'la kavgamızın Türkiye'ye maliyeti nedir? Tamam, ekonomik ilişkilerde çok fazla bir kayıp yokmuş gibi ama ilişkilerimiz Mısır'la siyasi olarak aynen iyi bir şekilde devam etseydi bunun Türkiye'ye şu anda yansıyan navlundu, taşımacılıktı, bilmem neydi gibi yan etkileri ortadan kaldırılacağı gibi daha fazla artması da muhtemel değil miydi? Keza aynı şey İsrail'le vesaire. Mesela şu ana kadar belki de İsrail'le bir doğalgaz hattını bile inşa edip Türkiye'nin interkonnekte sistemine bağlamış bile olabilirdik. Anlatabildim mi? Şuraya gelmek istiyorum. Yani Suriyeliler meselesini ekonomik çerçevede görüyor vatandaş. Haklı, doğru. Öte neden böyle görüyor? Çünkü ekonomi bozulduğu için böyle görüyor. Oysa 3 yıl önce, 5 yıl önce ya da 4 yıl önce Suriye Savaşı'nın başlangıcından itibaren izlenen politikaların bir sonucu bu. O zaman itiraz etmiyordu. Ekonomi bozulunca diğer konular da aklına geliyor haklı olarak. Şimdi dolayısıyla belirleyicinin ekonomi olacağı kesin. 2002 yılında AK Parti'yi iktidara getiren koşulları düşünürsek yine çok ağır bir finansal ve ekonomik krizin ardından iktidara geldiklerini unutmayalım. Dolayısıyla bu çok belirleyici bir şey olacak. Yalnız Türkiye'nin de kendine has bir takım siyaset gelenekleri oluştu adeta. Sanki aynı suyla iki kere yıkanılmaz misali, bu tür büyük partiler parçalanma sürecine girerlerse bunların içinden çıkanlar genellikle büyümüyor. Yani Türkiye'de bunun belki bir tek örneği Saadet Partisi'nden AK Parti'nin çıkmış olmasıydı ama o zamanki koşullar da bunu beraberinde getirdi. Ve sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zamanki çıkışı tipik bir Saadet Partisi içinden parti çıkışı değil de çok daha farklı, kapsayıcı, birleştirici, işte yeni bir vizyon vesaire şeklinde olmasıyla alakalıydı. Şimdi burada ben Sayın Davutoğlu ve Babacan'ın topluma söylediklerine yönelik olarak da baktığımda sanki AK Parti'nin iktidara geldiği yıllarda ve gelmeden önce ve iktidarın ilk yıllarında savunulup aslında birçok açıdan işlemediği fark edilerek, yeterli sonuç alınamadığı görülerek vazgeçilen fikirlerde ısrarcı olduklarını ve bunu da bir tür fabrika ayarlarına geri dönüş gibi düşündüklerini zannediyorum. Şimdi bunu niye söylüyorum? Evet, ekonomi belirleyici olacak. Ne zaman seçim yapılırsa, ki seçimin erken mi olur, zamanında mı olur konusunda bir fikir üretemiyorum. Sebebine gelince epeyce zaman var. Mesela mevcut yönetim ekonomiyi düzeltebileceği beklentisiyle hareket ederse herhalde zamanında yapar. Ama mevcut yönetim ekonomiyi kesinlikle düzeltemeyeceği ve daha kötüye gideceği düşüncesine ne zaman kapılır veya kapılır mı, bunu bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Ne kadar gerçeklikten kopuk, ne kadar gerçekliğin içinde, onu da bilmiyoruz.
Çünkü onlar da sürekli anket yaptırarak bu sonuca varacaklar. Bir de şöyle düşünelim. Diyelim ki ekonomi iyi gitmiyor. Anketlerde pek iyi görünmüyor. Kamuoyuna açıklamasanız bile ya bir an önce seçim yapalım mı dersiniz? Yoksa ne olur ne olmaz yani 6 ay sonra, 1 sene sonra, 1,5 sene sonra, 2 sene sonraysa süre. Yani her şey olabilir o sürede mi dersiniz? Dolayısıyla o konuda ben erken olduğunu düşünüyorum şeyi. Öte yandan şimdi mesela İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler ya da sahil şeridi üzerinden düşünürsek evet oradaki seçmen kitlesi belki söyleyeceklerimi tipik olarak yansıtmıyor ama yine de yansıtıyor. Şöyle AK Parti'ye oy veren seçmenin böyle İslamcı, aşırı muhafazakar olmaktan ziyade ağırlıklı kesiminin eski merkez sağ seçmen olduğunu düşünüyorum. Yani eski DYP, eskiden DYP'ye ANAP'a oy veren seçmen. Bunların içine bir miktar işte MHP küskünü, bir miktar şuranın küskünü de eklendiğinde böyle bir şey çıktı. Bir de şehirlerde oluşan yeni seçmen tipi de, yeni seçmen profili de bir miktar bunlara eklendi belki ama daha büyük bir kısmı oy vermiyor. Şimdi bu o eski merkez sağ seçmene yönelik çok bir şey söylediklerini göremiyorum. Ve o eski merkez sağ seçmen tipi bir kere AK Parti'ye oynadı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan ismine oynadı. Tamam belli bir yere geldi 17-18 sene vesaire. Ama yeniden böyle kendisinden olduğunu düşünmediği bir partiye ve lidere yönelir mi? O konuda benim şeylerim var. Emin değilim oradan. Bir son dahaki bir şey seçimde de, hocam bir dahaki seçimde 5 milyon genç oy kullanıyor yine. O da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Bunlar hep önemli parametreler tabii, yani. Son bir şey de şu. Evet. Ekonomi belirleyici olacak. Yani örneğin finansal riskler artarsa mesela yeni bir kur hareketi olursa bu otomatikman reel ekonomiyi de vurmaya devam edeceğine göre çok ciddi sorunlar ortaya çıkaracaktır. Öte yandan yani Hasan Hocam şey dedi dış politika o kadar vatandaşın düşüncelerini ya da daha doğrusu seçmen eğilimlerini belirlemede etkili olmuyor. Doğru. Fakat 2002 yılında AK Parti'nin iktidara geldiği yıllara göre Türkiye'de birçok şeyin de değiştiğini düşünüyorum. Mesela 2002 yılında Türkiye'de Amerikan karşıtlığı diye bir şey yoktu. Bugün toplumun %90'ında var bu. Çünkü bir sürü olay yaşadık. Ve artan bir oranda dış politika sorunları Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edecek. Mesela yarın Doğu Akdeniz'de ne olacağını bilmiyoruz. Yani mesela mevcut hükümet Doğu Akdeniz'den bir başarı hikayesi de çıkarabilir. İyice karmaşık hale de getirebilir. Bunların sonuçlarını bugünden kestirmek de zor. Atacakları adımlara bağlı. O yüzden onlar da bir miktar şu veya bu şekilde etkili olabilir. Seçmenlerin oy verme eğilimlerinde. Şimdilik benden bu kadar. Hasan Ünal Hocam da böyle sınıflarda biliyorsunuz kendinizi iyi hissetmeniz için ben hiç çalışmadan geldim vallahi sınava deyip sonra yüksek notu alır çeker giderler. O yüzden Hasan Hocam da hiç çalışmadan dedi ama teorileri arda arda. Temkinli çalışkan öğrenci profili. Evet evet. Çok iyi biliyorum demez. Çok iyi biliyorum demez ama yani tahtaya kalktığında her şeyi anlatır. Çalışkan çocuktu ben. Ben de şaşkınlıkla izledim. Hiç çalışmadım dedim. Hocam demek ki çalışsanız ne olacak? Ben biliyorum. Çalışkan olduğunu biliyorum. Estağfurullah hocam. Hasan hocam duydunuz mu? Ben çalışkan olduğunu biliyorum onu. Onun yanındaydık uzunca bir süre. Ya, sevgili hocam, Seferle ben şimdi yani sayın üstadlarımızı dinledik. Böyle sıcak haberin içinden de bakıldığı zaman herhalde bu ekonomiyle ilgili öngörüler yanlış değil değil mi? Yani çünkü çok konuşuluyor. Bir emekli yaşa takılanlar konuşuluyor. Asgari ücret bugün 3. toplantısını yaptığı yıl sonuna kadar netleşecek. Onlar konuşuluyor. Kanal İstanbul konuşuluyor. Aslında hepsi bir yerlerden ekonomiyle ilgili yani. Ama işte döviz kurlarıyla ilgili endişelerinizi tabii dile getirdiniz. Hareketlilik olabilir mi olmaz mı diye. Tabii bunun dış politikayı da tetikleyici unsurları da var. Amerika ile ilişkiler şununla bununla. Batı ile şu bu. Buradan bakıldığı zaman sen yeni siyasi partilerin ön plana çıkarması gereken unsurun öncelikle ekonomi olduğunu mu sen düşünüyorsun yoksa başka şeyler de var mı yani? Üç hocam da aynı konuda farklı görüşler beyan etse de ortak nokta ekonomiye
Onu hep beraber gördük. Ben de farklı düşünmüyorum. Başrolde ekonomi var hakikaten. Sen önce erken seçimi sormuştun. O konuda ben de düşüncemi söyleyeyim. Tabii, tabii. Sorularımız hep aynı. Ben de erken seçim olmama olasılığını yüksek görenlerdenim. Bunun dört tane temel sebebi var. Bir çekimser var şu an. Bir zamanında var, bir erken seçim var. Evet. Sen? Ben şöyle düşünüyorum. Bir aslında kere... benim çekimserliğim de sözüm, çok özür dilerim. Yani olmayacağını ima eden bir çekimserlikti. Evet. Yani ikiye bir şu an. Evet. Yani, evet. Yalnız şimdi... ben bir şey sorabilirim. Tamam. Bir şey. Pardon. Hasan Hocam'a şeyi soracağım. Dedi ki yani mesela iktidar hani işler kötü ama bu mesela kötüyken gitmeyeyim. Biraz daha bekleyeyim. Belki iyi şeyler olabilirse o zaman giderim gibi bir şey yanlış evet, söylediniz evet, de. Evet. Ne olabilir? İyi petrol falan mı bulacaklar? Yani mesela hayır. Ne olacak? Yani dedim ya mesela Doğu Akdeniz'den bir şey çıkarılabilir. Ha. Bir hikayeye dönüşebilir. İşte başarıyı da olur. Başka bir şey olur. Bu success story. Sürpriz bir gelişim olabilir. Yani diyorsun. Bilemiyoruz. Yani onun için dedim hani dış politik olaylar da belirleyici bir şey olabilir. Konjonktürel. Hmm. Yeni girdi. Ne olabilir? Hasan Kön Hocam sizin Sefer. Döneceğim. Şey, tartışma programlarında hep hani kavgalar böyle başlıyor ya. Sen benim sözümü kes. Hayır şey diyorlar tartışma programlarında da. Katkı bu. Mithat katkı Hocam'la hep bu konuda espri tabii, yapıyoruz. Tabii, buradan 80 milyona hitap edecektik. Bir türlü söz vermiyorsunuz diyorlar. Hocamın bir şeyi var. Kundak'taki bebek daha izliyor o zaman. Ben ekonomiyi duymak istiyorum. Çünkü bizzat Hürriyet'in ekonomi muhabiri ağırlıklı ve önemli. Çünkü... Hepimizin biriktirdiği paralar var ne olacak diye o da çok önemli. Esas zaten ağır bölümü ona bıraktık. Siz aklınıza bir şey geldi herhalde de bir şey ne olabilir? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız pragmatik biri. Hatta şöyle bir laf söylüyorlar. İkisi de iyi İngilizce bilir bunların. Erratik diyorlar. Yani zamanında hızlı dönüşler yapabiliyor. Amerika ile durum daha sıkışırsa o tarafa doğru yanaşarak Rusya'yı tahmin etmiyorum. Bir takım istedikleri çözüm yollarına gidebilir diye düşünüyorum. Sebebi işte bu hukuk reformu. Bir takım psikolojik boyutlardan eğer AK Parti kurtulursa bu hukuk reformunu yaparsa yatırımlar gelir. Hı. Batı'yla da ilişkilerini değiştirebilir. Durumun ne kadar tehlikeye gittiği çok önemli. Çünkü Putin'le öpüşürken Trump'la el sıkışan çok az lider görüyorum. Yani bu kadar şeyli ilişkileri oynak dengeli bir ortam hiç görmemiştim. Doğru. Dinliyoruz. Devam edin. Şimdi neden erken seçim olmaz diye düşünüyorum. Bunun dört tane temel sebebi var. Birincisi Türkiye seçim ve siyasi gerilim yorgunu. Daha yeni erken seçimden çıktık. Yeni söylenecek çok fazla da bir şey yok. Halkın karşısına sürekli liderler çıktığında aynı şeyleri söylüyorlar. Yeni bir hikaye lazım görüşünü de aynı düşüncede olduğum için ve bunun ekonomik boyutu da olduğu için seçimlerin bir ondan düşünmüyorum. Çünkü ondan sonra iktidara kim gelse daha da ağır bir tabloyla karşılaşacak. İkincisi ve daha önemlisi seçim çantada keklik değil. Bunu yerel seçimlerde gördük. Hele hele... Hükümetin son attığı adımları düşünürsek bir takım vergi, yeni vergilerden bahsettiler hocam. İşte ekonomiyi iyileştirme çabaları var. Tabii bunların bir de faturası var. Bu dönemler biraz zor geçer. Acı ilaç içilir, sonra iyileşilir. Sonra bir bolluk dönemi olduğunda da o gazla zaten seçime gidildiğinde farklı bir tablo çıkar. Bence şu anda gördüğüm kadarıyla yapılan şu anda ekonomiyi toparlamak için yoğun bir çaba var. Bu da seçimin aslında zamanında yapılması yönünde önemli bir ipucu olarak görüyorum. Evet. Ekonominin müsait olmadığını düşünüyorum. Çünkü yine saydığımız sebeplerden vergi gelirlerini ondan sonra işte ekonominin bulunduğu hareketlendirmek için çabaları düşündüğümüzde ekonomik konjonktür olarak da uygun bir zaman olmadığını düşünüyorum. Bir de iktidarın ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalan süresini neden heba edeceği gibi bir soru var aklımda. Geçen günde çünkü, böyle bir şey yok, seçim hesabımız yok, 2023'e planladık her şeyi. Çünkü evet. Yeni anayasada çok açık, iki kere üst üste seçilebiliyor ve hani bu tabii ileride değişiklik olur olmaz bilmiyorum ama mevcut konjektürde ben seçim olacağını düşünmüyorum. Evet. Sayın Ali Babacan ve Sayın Davutoğlu ile ilgili de düşüncemi paylaşmak evet. isterim. Ben Sayın Babacan'ı işte ekonomi gazetecisi olduğum için çok uzun yıllardır takip ediyorum. Birçok ortamda bulundum. Haberini yaptım, haberini
değerlendirdim, yorumladım. Tabii seyahatlerde bulundum kendisiyle. Yani Sayın Babacan'ı ben hep şey diye düşünürüm. Hükümetin içindeki bir bürokrat gibi görürdüm. Yani ben Sayın Babacan'a baktığımda asla bir politikacı profili olarak görmezdim. Onun böyle muhalefeti keskin cümlelerle eleştirdiğini hiç duymadım. Kavgaya girmez. Kavgaya girdiğini duymadım. Polemiklere girdiğini de duymadım. Parti kurma sürecini düşündüğünüzde küskünlük dönemi ve çatışma aslında Sayın Babacan ekonomiden sorumlu bakanken, başbakan yardımcısıyken hatta o dönemde başlamıştı. Faiz tartışmalarını hatırlayın. Özellikle Babacan'ın yaptığı bir takım değişikliklerle ilgili gündeme getirdiğinde o dönemde Sayın Erdoğan'ın karşı çıktığını ve engel olduğunu hatırlayın. Yeni değil. Dolayısıyla ben Sayın Babacan'ın partisinin ister istemez odağında ekonomi olacağını düşünüyorum. Yine rakamlarla konuşacağını, yine rakamlarla muhalefet edeceğini ama çok fazla yine siyasi polemiklere girip Sayın Davutoğlu'nun tarzında bir muhalefet yapacağını düşünmüyorum. Bunun oya yansıması nasıl olur? Ya biraz ekonomiyle ve biraz da performansla belli olur. Yani ekonomi eğer iyiye gider ve Sayın Babacan'ın muhalefet ekonomi olacağına göre odağında tezleri boşa çıkarsa o ekonomi performansı içinde çok fazla da karşılık bulamaz. Onu biraz konjektür belirleyecek diye düşünüyorum. Sayın Davutoğlu'na gelince onu da başbakanlığı döneminde tabii ki hep beraber takip ettik. Biraz daha siyasi olarak daha hani İngilizce tabir kullandı hard yani yoğun bir eleştiri ve geçmiş döneme ilişkin eleştiriler olacağını düşünüyorum. Ama daha çok kendisi de aynı partinin bir mensubu olduğu için yine hani o dönemde siz de vardınız. Evet, hatta bu sorunların temelinde de sizin dış politikadaki tavrınız neden olduğu şeyini yorumunu çok fazla alacağını düşünüyorum. Oy bakımından hani koyduğumda da hani Sayın Babacan'ın yine hocamın söylediği gibi Avrupa Birliği'ne dışarıdaki dış şirketlere yabancı sermayeye ilişkisine baktığımda daha şanslı görüyorum. Söylemlerinin de daha fazla karşılık bulacağını düşünüyorum. Peki diğer sorun neydi onu söylerse hatırlatırsam. Yani seçimde ve hem Babacan hem Davutoğlu'nu sen analiz ettin de şunu soracağım. Bu o konulara biraz sonra gireceğiz ama 2020 yılına girerken 2019'daki gelişmelerdeki değişiklikler mi seçimin sürecinde yeni erken seçimi getirir mi daha doğrusu? Yani orada bazı mesela parametrik veya da dramatik değişiklikler olursa ekonomide. Mesela asgari ücret tatmin edici bir rakam çıkmazsa milyonlarla ifade ediliyor asgari ücret sayısı Türkiye'de. Ailelerle çarpıldığında büyük bir rakam. Ve çok keskin hatlar var. Yani ben Sayın Hocam'la da geçen beraberdik. Rakamlara bir daha baktım. Ankara'yla da bir daha konuştum. Yani bana gelen duyumlar asgari ücret meselesi çünkü çok hayatımıza dokunan bir şey. Çok doğru. Türkiye'de asgari ücretin altında alanlar da var bu arada. 1 milyonun üzerinde böyle ücret alan da var. Tabii bunun bir de işveren boyutu da var. İşveren de diyor ki kardeşim, 100 binlerce mevsimlik işçi var. EYT konusu var. Asgari ücret konusu İnsanlar var. İnsanlar diyor ki asgari ücretle ilgili bir yaşam savaşı var ama işveren de diyor ki bana da külfet getireceği için ben hazırım ama devletin vergide kolaylıklar anlamında adım da atması lazım diyor. 2020 lira şu an asgari ücret. Türk İş diyor ki 2578 liranın altında olmaz arkadaş bu iş diyor. DİSK bunun 3000 liranın üzerinde olduğunu söylüyor değil mi? Lütfen yanlışsa düzelt. Ve belki hani sendikalar tek bir ses, tek bir yumruk olsa belki daha etkili olabilir bilmiyorum. Ama şu an sendikalar arasında da farklı rakamlar var. Ve açlık sınırı ve yoksulluk sınırı gibi tanımlamalarda rakamların asgari ücretin çok üzerinde olduğunu da biliyoruz. TÜİK 3 kademeli bir şey önermiş galiba. Belki size ben de daha iyi yani, hocam Ankara'dan gelen... Ağır işçi 2336 lira falan. 200 lira daha artabilir. Ya da bunu işte formüle ediyorlar. %10'lar civarında diyorlar değil mi? Lütfen ya şimdi burada... Bu rakamlar 2578'e yaklaşmıyor bile. Evet. Beraberinde ne olur yani? Ya şimdi bu hani ilk defa yaşamıyoruz. Hep yaşadık. Ama hep bu tür pazarlıklar oldu. Ekonominin aktörleri diyeyim o masaya oturanların hepsi ayrı bir kesimi temsil ediyor ve baktığında mikrofonu toptuğunda hepsi haklı. Yani bir tarafta işte işsizlik sorunumuz var. Bir yığın işsizimiz var. Bir tarafta işverenin son ekonomik durumu düşündüğünde durumu var. Bir tarafta da
geçim sıkıntısı var. Yani bunların üçü de gerçek, real hayatımızda. O yüzden orada karşılıklı tavizlerle o rakam netleşiyor. Hep öyle oldu. Ben yine aynısının olacağını düşünüyorum. Ne tam istenilen kadar olacak, ne de ilk verilen kadar olacak. Bir yerde buluşulacak. Ben ama 2300 ile 400 arası bir rakam olacağını düşünüyorum. İşte diyorum ya, oradaki pazarlıklar bir yerde anlaşmayla her yıl sonuçlanıyor ama ne ilk noktada oluyor ne de son noktada oluyor. Bu yılda benzer bir şey olacağını düşünüyorum. Tabii ki çok fazla verildiği zaman işverene bir faturası artıyor. Hele hele ekonomi canlandırılmaya çalışıldığı, hani gelen verilere göre biraz düzelme belirtilerinin fazla olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ekonomide çarklar yeniden dönmeye başladı. Büyümeyi, işte sanayi üretimini konuşuyoruz. Bunlar olurken orada bir yanlış hesap olması hocam, bu sefer her şeyi tersine çevirebilir. Yani bu da işçinin de zararını olabilir. Yine hani bu kadar işsizlik varken orada yine bir noktada uzlaşılacağını düşünüyorum. Ekonomi bir tarafta işte gider var, bir tarafta gelir var. Hani bu dönem zor bir dönem. Çünkü sadece kendimiz değil, yani Türkiye'de aldığımız kararlar ve Türkiye'nin kendi ekonomik faktörleri belirleyici değil. Dışarıdaki gelişmeler de belirleyici. Onları da çok fazla kestirmek mümkün değil şu anda. Trump'ın asıl sürecini bilmiyoruz ne olacağını. Amerikan senatosunun bize karşı tutumunu biliyoruz. İşte önümüzde yaptırımlar var. Belki konuşuruz ne olacak, ne gelecek bilmiyoruz. Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki çekişmeleri biliyoruz. Perde arkasında neler yaşandığını, pazarlıkları biliyoruz. İşte Rusya diyoruz. Orta Doğu'daki sorunlar devam ediyor. Libya dedik, yeni bir anlaşma, Doğu Akdeniz anlaşma diyoruz. Onun siyasi yansımalarının işte başarı mı olacak, başka şey mi olacak, onu da bilmiyoruz. Çünkü bu kadar bilinmezin içerisinde, yani ekonomi 2020 yılında şöyle olur demek de salt elimizdeki ekonomik böyle verilerle yapmakta... Hayır Hasan Hocam, büyük yatırımlarım var, ben ne olacak, param var, pulum var, merak ediyorum dedi de o yüzden hani o anlamda... Hocam bana Sayın Doğan'ınızdan gelir böyle haftada bir gün falan takılır der, ne yapayım parayı? Hocam siz bilirsiniz ne yapacağınızı derim. Bir de mi aynı şeyi söylüyorsunuz da şimdi siz bilirsiniz hocam. Şimdi heyecanlandırıyoruz, yönetim kurulunda toplantı oluyor. Üniversitenin arkadaşlar üniversitenin sorunlarından çok dolar aldın mı aldın mı falan. Ben de dedim ki ya ben almıyorum artık. Niye? Bir 5 milyon dolar aldım. Bir sessizlik oldu. Kaç hocam? 5 milyon dolar. Öyle dedim. Ha. Şimdi sonra çıkarken dedi ki moraliniz bozulmasın, o kadar para olabilir. Herkes rahatladı. 2,5. Oo gene. Yani bilimden çok o konuda tetiklenmiş durumda da maaş şeyleri. Şöyle bir şey söylesem bütün arkadaşlar ne der? Orta boy ülkeler, orta boy demeyeyim de emerging, yükselen bu ülkeler, Fransa dahil, bu kitleleri besleyecek ekonomik güce artık sahip değiller mi? Demin Sefer arkadaşımızın saydığı unsurlar, uluslararası alandaki orta boy ülkelerin bu 80 milyon, işte 2050'de 100 milyon bu nüfusu hem çok demokratik olacak, hem işçilerin dediklerini verecek, hem de eğitim kitlesine gittikçe işte 24 tane üniversite daha yeni çıkacak, bekliyorlar bilmem ne falan. İş bulma imkanları yok. Hatta şimdi güç analizleri yapıyoruz. Besleyemediğiniz nüfus, hani eskiden nüfusu büyük olan ülkeler tehdit oluşturuyor ülkeye. Tehdit oluşturuyor. Ve de teknoloji üretmeyen bir ülkeyiz biz. Şu anda teknik okul yerine bol bol sosyal bilimler açılıyor. Edebiyat çok sıkı şekilde devam ediyor falan. Ama işte dışarıdan bir takım şeyler getireceksiniz. Bu yapı 4-5 milyon ek gelen göçmenle birlikte, daha da İbit'te ne olacağını, İdlib'de ne olacağını bilmiyoruz. Oradan da bir şey olsa. Bu yapıyı besleyecek, herkese orta sınıf yaşamı verecek bir güç oluşabilir mi? Böyle bir mucize nasıl olabilir? İşte Fransa'yı görüyorsunuz. Fransa o boyutu yakalayamadı. Sömürgeleri kaybettikten sonra büyük teknolojiler olmuyor. Almanya zorluyor sistemleri. Latinler, Portekiz, hatta Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi nasıl bir olay yapacak? Ne kadar IMF kurallarını uygulasanız da olmuyor. Şimdi 1 milyar 300 milyonluk Çin demokrasi olabilir mi ya? Niye? 1 milyar 300 milyon kişiye
orta sınıf yaşamını vermek zorundasınız. Bu iletişim çağında, komünikasyon çağında bilmem. Nasıl olacak o? Hepsi birden araba almaya kalksalar sistem gidecek bilmem ne. Üniversite okumaya kalksalar olmayacak. Portakal yemeye kalksalar dünya portakal tüketti mi? O zaman olmuyor. Sertleşen rejimler ortaya çıkacak. En büyük korkumuz da o. Ondan sonraki çatışmalar başka boyuta gelir. Ama hocam şöyle yani teknolojik gelişim, sosyolojik değişim daha ziyade böyle bir bireyselleşmeyi, çoğulculuğu falan arttırıyor. Yani buna evet şeye katılıyorum, siyaset felsefesi açısından yeni şeyler, reconstruct dedikleri, yeniden inşa edilmesi lazım. Bunun üzerine herkes kafa yorması lazım. Dünyanın en zengin 26 kişisinin geliri 3,5 milyar insana eşit. Bunu sürdürülebilir bir yanı yok. Dünya böyle gidemez. Böyle gidemez dünya. Yani o söylediğinizde kesinlikle katılıyorum. Fransa'ya bakıyorsunuz işte sarı yelekler. Bilmem Singapur'da, Hong Kong'da, bilmem işte Venezuela'da, dünyanın her yerinde bütün böyle bir gelir Amerika dağılımı bozukluğundan tabii, ya da bir takım böyle dış dinamiklerden dolayı evet büyük rahatsızlıklar var. Ama mesela Türkiye'de şu var. Şimdi mesela derseniz ki bizim çok güzel ithalat ve ihracatımız sürüyordu, mutluyduk. Yani dengeler farklı sektörlerde iyi gidiyorduk ama işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri bize gümrük kotaları koydu. Eskisi kadar ürünlerimizi ihraç edemiyoruz. Geçici olarak bir sıkıntı çekeceğiz hep beraber. Dediğin zaman mesela bunu anlatabilirsin çalışan kesime, asgari ücrette. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi 40 milyar doları Suriyelilere harcıyorsan bir takım kamu bankaları çok böyle iştigal konusu olmayan yerlere yeni kaynaklar aktarıyorsa bu sefer ona buluyorsun, bana niye bulmuyorsun diyor. Bu meşruiyet ve evet, kamu vicdanını zedeliyor. O zaman ikna edemiyorsun işte. O zaman ikna edemiyorsun işçiyi. Problem burada. Aynen, ben de onu söyleyecektim. Mesela bu dış politikadaki gelişmelerin belirleyici tarafı kesinlikle olacak gibi görünüyor seçimlerde. Yani ne kadar belirleyici olur ayrı. Çünkü ekonomik olarak vatandaşın ekonomik algısını belirlemekte etkili oluyor. Örneğin Suriyeliler meselesi. Şimdi bir yandan ekonomide çok sıkıntılar var. Bundan dolayı işte vatandaşın az önce Hasan Hocam'ın dediği gibi ve Mithat Hocam da ifade ettiği gibi beklentilerini karşılayamıyoruz. Ama bu arada mesela bugün vardı galiba Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında işte Suriyelilere bayağı iyi baktığımızı anlatıyor. Bunu övünerek anlatıyor. Bence doğru yapıyor. Evet, hakikaten. Niçin böyle anlatma ihtiyacı duyuyor? Çünkü Avrupalılara diyor ki siz aslında ne insani olarak ne siyasi olarak ne de diğer sebeplerden ya da müttefik vesaire yumuşak güvenlik sorunlarını birlikte üstlenme adına hiçbir şey yapmadınız. Ya da çok sınırlı şeyler yaptınız. Bizim yaramıza derman olmadınız ve hala biz bu konularda gelin şöyle yapalım dediğimizde bizi alkışlıyorsunuz, gülücük atıyorsunuz ama iş paraya döndüğünde işte hadi vallahi deyip hepiniz kırıp gidiyorsunuz. Şimdi bu eleştiri bence çok yerinde. Ama bunun iç politikaya yansıması nasıl olur acaba? Şimdi bu ne kadar devam edecek bu Suriyeliler meselesi? Bayağı bir başka şey abi, vatandaşlık. Şimdi mesela 2018 yılının aşağı yukarı ortalarına yakın bir yerlerden hatırlıyorum. 50 küsur binlerdeydi doğru vatandaşlık. Şimdi herhalde iki mislini yakalamış, belki de geçmiş durumda. Şimdi bu vatandaşlık ne kadar daha devam edecek? 571 bin yeni doğum var. Şimdi doğuma da vatandaşlık vermiyoruz ama değil mi? Yani doğuma da vatandaşlık doğum vermiyoruz. Doğum yeri olarak vatandaş olur. Doğum yeri olarak vermek zorunda mıyız? Evet, onu ben bilmiyorum. Türkiye'de öyle bir şey yok. Var. Kan esası ve doğum yeri esası. Türkiye ikisini de kabul etmiş bulunuyor. Yani Amerika kan doğum yeri esasını kabul ediyor. Kan esasını kabul etmiyor. Kan dediniz yani şey anne babadan. Anne babadan. Türkiye hem doğum yeri hem kan esasını kabul ediyor. O zaman olur. Türkiye'de doğanlar Türkiye vatandaşı. Tabii. Ben sanki. Tabii canım öyle. Öyle mi? Ama şimdi onu Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle gelip doğum yapıp vatandaşlık elde ettikten sonra dönenlere bundan sonra geçerli olmayacağına tabii hazırlık yapıyor. Uyandılar onlar. Hazırlık uyandılar yapıyor şimdi. Ama o zaman eğer öyleyse bizim iş iyice çıkmaza giriyor. Çünkü diyelim ki
Türkiye'de çocuk yapmayan Suriyeli aile var mıdır? Eğer bu doğruysa. Yani rakam. Şimdi tabii ama bunu şimdi, yani için söylüyorum. Sığınmacı statüsünde olduğu için bilmiyorum, yani ona direkt vatandaşlık var mı o konuda bir bilmiyorum. Ben de emin değilim. Ben sanki yok diye düşünüyorum. Hocam, yani bu varsayım üzerinden gidersek şöyle bir durum. Mesela anne babayı diyelim ki Suriye'ye geri göndereceğiz. Çocuk Türkiye vatandaşı, yani olamaz. Herhalde verilmiyordur diye ümit ediyorum. Ama ben de verilmiyor. Şey, siyasete dönersek, iç siyasete, yani bu mesela bir algı olarak önümüzde duracak. Yani vatandaşın zihninde. Bir de son bir şey şu benim diyeceğim bu konuda. Şimdi Türkiye'de yönetim şekli değişti. Başkanlık rejiminde yaşıyoruz. Başkanlık sisteminde yaşıyoruz. Şimdi burada belirleyici olan işte Babacan'ın kurduğu parti, Ahmet Davutoğlu'nun partisi değil de Cumhurbaşkanı adayı kim olacak konusu bence. Çünkü ne Ali Babacan ne de Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali var gibi görünüyor. Bence yok ikisinin düşük de. Düşük gözüküyor. Yani çok düşük görünüyor. Şimdi o zaman hani parlamenter sistemde olsa bu partilere ne olabilir? Yani işte biri %1 alır, biri %2 alır. Toplamda %3 AK Parti'nin oylarından kayıp olmuş olur diyelim. Ki bu %3 de belki toptan onun AK Parti'nin oylarından kaymayabilir. Bunun yarımı ya da biri de başka muhalefet partilerinden gelebilir. Şimdi bu orada bir etki edebilir ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde etmeyebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi apayrı bir dinamikle gidecek gibime geliyor. Ha şu olabilir, şimdi olduğu gibi AK Parti, tabii AK Parti'nin mükemmel senaryosunda diyorum, şansı da yaver giderse Cumhurbaşkanlığını alır, meclisteki çoğunluğunu kaybeder. Şu andakine benzer bir şey olur. Yani dolayısıyla şu anda bunun üzerinde durmakta fayda var. Yani Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması üzerinde. Ama adaylar belli olmadan bunu da yapamayız zaten. Yani onun için çok erken bir adaylığını noktadayız. Hemen kazanacak diye hüküm vermek erken olur bence. Evet, kesinlikle. Tabii Devlet Bahçeli'nin de belirleyici rolünü göz ardı etmemiz lazım bu tür seçimle ilgili süreç tartışmalarında. Çünkü Devlet Bey de belirleyici unsurlardan bir tanesi. Çok önemli. Yani ittifak içerisinde de kırılmalar olabilir. Olabilir. Ya mesela Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir takım bazı kırılmalar yaşanıyor mesela. Yani mesela Avrasyacı grubun mesela verdiği hükümette o, yani şey gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanı gibi düşünmüyorlar mesela Kanal İstanbul projesinde. Orada kimler? Bazı kırılmalar görülüyor. MHP'de mi? Yok yok, Cumhur İttifakı içerisinde diyorum mesela. Cumhur İttifakı içinde. Şeyi söyleyeyim, ben şimdi baktım 400 bine yakın Suriyeli bebek var ve Türk vatandaşı değiller. Çünkü rakam eğer zaten 100 binler civarındaysa o zaman bu rakam 500 binler civarında olurdu bebeklerle beraber. Hatta meclisteki tartışmalarda gündeme gelmiş. Ben de şimdi ona baktım. Evet. Yani geçici sığınmacı statüsünde olduğu için, yani oradaki geçici onun için vatandaşlık direkt otomatik vermiyorlar. Daha vatansız diye yorumlanıyorlar. 420 civarında. Ama rakam 500 küsur olması lazım. O belki eski rakam olabilir. Doğru, eski rakam olabilir. O eski rakamdır bence. Doğrudur hocam. Rakam sürekli de arttığı için günceli yakalamak da zor. 2011'den bu yana doğmuşuz. 520 bin galiba. 2019 başındaki rakam lazım. Ben bugün okudum da 526 bin civarında yeni bebek falan diye geçiyordu. Yani daha güncellenmiş rakam 500 küsur. O zaman 3.6 olduğu düşünürsen resmi rakamlara göre 500 civarı çıkarsan 3.1 doğum harici gelen Suriyeliler mi, yoksa yani herhalde öyle oluyor matematik. Macron hesabı. Şey dedi ya, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye, burada da bence Birleşmiş Milletler'in beyin ölümü gerçekleşti. Çoktan gerçekleşti onlar. Yani. Onlar da Bosna Savaşı'ndaki alçaklıklarından dolayı onları ben Srebrenica'da... Daha da belli değil Mete Hanım. Mesela bugün rejim uçakları İdlib'i bombaladı. 11 sivil öldü İdlib'de. 11 sivil öldü. Yani şimdi oradan ne geleceği de belli değil daha İdlib'ten. Hocam... Daha da belli değil yani. Çok doğru. Şimdi az önce Dışişleri Bakanlığı biz konuşurken bir son dakika açıklaması geçti ve açıklamada tabii bunların hepsi bizim aslında ekonomimizle, Türkiye'nin genel dengeleriyle de ilgili. ABD Kongresi'nde önce temsilciler meclisi, sonra Senato'da geçen bu sözde Ermeni soykırım tasarısına yönelik Cumhurbaşkanı'nın zaten o konuları da konuşacağız. Sert çıkışları oldu geçen gece ama az önce de Dışişleri Bakanlığı ABD Kongresi'nin üyeleri ilişkilerimiz ciddi biçimde zedelemektedir. Türkiye'ye karşı bu tasarrufların
karşılıksız kalmayacağı konusunda şüphe duyulmamalıdır. Gerekli adımların atılacağı konusunda şüphe duyulmamalıdır yönünde açıklama yaptı. İkinci açıklama birbiriyle çok bağlantılı aslında. Benim bugün en dikkatimi çeken gelişmelerden biri, Sayın Cumhurbaşkanı Rusya lideri Putin'le görüştü. 8 Ocak'ta da planlı bir ziyareti var. Ama son günlerde hepsi o kadar birbirine bağlantılı ki gerçek bir satranç oyunuyla karşı karşıyayız. Ve satrançta da şöyle, biz burada tek başımıza oturuyoruz. Karşıda herkes aynı anda hamle yapıyor, birden fazla hamle yapıyor. Ve hepsine doğru bir karşı hamle ile cevap vermek zorundasınız. Bugün Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin ana konusu, çok ilginç burası, Libya'ya destek nasıl sağlanabilir diye. Libya bizim anlaşma imzaladığımız Libya'nın bölümü. Yani resmi tanınan hükümet anlamında söylüyorum. Buradan bu blok biraz daha büyüyecek. Libya'da değişik bir atmosfere doğru Türkiye, Rusya ve Libya üzerinde bir yeni blokla Suriye'deki gibi yeni bir defakto duruma doğru mu gidilecek? Karşısında Batı bloğunun olduğu ve Hafter'i destekleyen Batı bloğunun olduğu bir şey mi var? Yani Türkiye yeni bir cephe mi açıyor? Bunları hep konuşacağız. Çok ilginç şeyler. Ve beraberinde isterseniz önce ABD'de kongredeki gelişmeleri Hasan Hocam size kısa kısa başlayalım. Sonra bir tur yapalım. Çünkü bu konuların hepsi bizim doğrudan iç ekonomik siyasi dengelerimizle de bağlantılı, belirleyici. Yani nereye gidecek? Benim çünkü öngörüm bu S-400'ler meselesine de bakıldığında, Amerika'nın bu konudaki tavrı da görüldüğünde, Türkiye'nin de tavrına bakıldığında sefer, aktive edilmesi planlanan tarihlerinde Mart, Nisan, Mayıs eksenini düşünüldüğünde, ABD'nin katsa yaptırımlarının otomatikman devreye gireceği de görüldüğünde, ilkbaharda ABD'li bir krizin, çok ciddi bir çatışmanın olabileceği yönünde siyasi anlamda. Öyle bir öngörüm var yani. Yani S-400'ler aktive edilecek bu Türkiye'nin resmi kararı. Dış politikaya geçiyoruz. Geçiyoruz ama hepsi birbirle bağlantılı. Zaten demin de girdik çıktık. Hasan Hocam'ın çalıştığı yerlerden soruyoruz. Sefer arkadaşımız Hasan bu konularda canavar. Sırıkta kalacağız estağfurullah. Şimdi efendim. İki boyut var Amerika'da. Biri lobilerin yoğun etkisi olan, özellikle İsrail lobisinin, tabii şu anda da Hocam lafınızı unutmayın, yani kürecik ve incirlik kapsamında da değerlendirelim. Yani Türk-Amerikan tabii genele bakalım. Çünkü dışarı biz adım atacağız diye söylemiş. Buna misilleme yapacağız dedi. Şu anda Yunan lobisi de etkin herhalde. İşte Ermeni lobisi de heyecanlanmıştır. Bir de derin devlet denen, yani Amerikan Pentagon, Dışişleri ve Beyaz Saray var. Şimdi Amerika'nın politikasına baktığımızda hala Rusya önemli bir tehdit olarak görülüyor. Amerikan kamuoyunun boyutları içinde. Bu yüzden Türkiye'nin NATO üyeliği önemli. Ha, bu NATO üyeliği konusunda Avrupa karar verecek olsaydı İngiltere dışında, biz işte kürecikler kapatırız, İncil'i de kapatırız. Ödelerdeki Allah razı olsun Türkiye çekip gidiyor. Kurtulduk. Yani bu tür bir yapıyı da pek kabul etmek istemiyorlar. Çünkü bir de NATO'nun askeri yönünün yanında benzer ülkelerin bu yapı içinde olması gerekiyor. Mesela şu anda Polonya'dan ve Macaristan'dan rahatsızlar. Bizim de en iyi ilişkileri olduğumuz ülkeler bunlar. Bu da var. Ama Amerika açısından ki lider odur. Burada küreciğin bulunması çok önemli. Niye? Kendi içindeki lobi olan İsrail'i koruyor. Yani İran'dan evet gelecek füzeler bilmem ne, işte 5000 kilometrelik mesafeyi görüyor. Şunu görüyor, bunu görüyor. Rusya'yı denetliyor. Buradaki haberler Almanya'daki elektronik üslere gidiyor. Oradan denetim yapıyor. Biz dışarısını tutuyoruz. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz. NATO üssü ise incirlik, Türkiye'yi korumak için yapılmış. Ama dış görevler konusunda izin alınıyor. Dış alanda da bu kullanılıyor. Şu anda Yunanistan'a doğru birkaç üçle müsle falan böyle bir kayış var o tarzda. Uçak gemileri de var. Ve Türkiye eksen kayabilir mi diye bu arada düşündük. Yani bu NATO'dan çıkıp böyle yeni bir boyut, işte Çin treni geçiyor. Ama Putin'le bir görüşme yapıyor. Ne zaman? Libya'ya biz asker göndeririz dediği zaman. Putin Suriye ile birlikte bir deniz tatbikatı yapıyor. Peşinden de Yunanistan'da deniz tatbikatı yapacak diye bir şey duydum. O var.
Almanya 4 tane denizaltı gönderiyor. İtalya ve Fransa'ya destek olarak Libya'ya. Bizim askeri yardımlar bu anlaşmayla oraya Tripoli'ye inerken İtalya'nın askeri yardımları da Bengazi'ye iniyor, evet, uçak olarak. Çünkü orada bir askeri üretim durumu yok. Şimdi Putin biraz daha hissi bir boyutla da yaklaştığımız Tripoli tarafına mı yanaşacak bizim yanımızda? Suriye'de de bir takım sorunlar var. Yoksa kendisinin özel kuvvetleriyle desteklediği öbür tarafın konusunda bizi dengelemek için mi bizimle görüşüyor? Yani burada böyleyiz. Suriye'de birlikte iş yapıyoruz. Ama bir İdlib konusu var. Artık siz burada durun. Türkiye'yi de belli yerde durdurdu. Bugün Cumhurbaşkanımız dedi ki 30 kilometre alanı temizledik. Çok güzel. 30 kilometreden sonrası ne oldu? Peşinden haberler geliyor. Amerika hala petrol şeyini bunlara veriyor. Bilmem ne yapıyor falan filan gibi. Bir de şeye bakıyorsunuz askeri açıdan. Teknik gelişmeler açısından, dünya stratejisini görme açısından, bu sistemin dışında kaldığınızda, bir NATO meselesi ise bu, zaten size karşı çok sevimli olmayan batılı ülkelerin Türkiye'ye karşı yapacağı hamleleri önlemeniz mümkün olmayabilir. Öbür tarafta Rusya'nın dediklerini yapmak zorundasınız. Herhalde Rusya'da Müslümanları seviyorum diye göğsünde bir yazı yok. Bilakis işte Türkiye'yi Kafkaslar'da durdurabilmek için böyle bir dostane boyut içinde. İkinci bir boyut daha var. Bu da bu boyut içinde çıktığında ilk konuşmamın başında söyledim. Uluslararası ekonomiyi kontrol eden yapının dışına da çıkıyoruz. Çünkü bizim uluslararası ekonomik boyutumuz Avrupa Birliği ile genel olarak Amerika'nın kontrol ettiği ekonomik alanlarda. Öbür türlü Orta Doğu'daki o eski 2010'lardaki yatırım gidiş geliş ortadan kaybolmadı. Çin'le ikide bir ortada birisi çıkıyor. Uygurları unutmayın. Uygurları mı kurtaracağız? Suriyelileri mi kurtaracağız? Bengazi'deki adamı mı kurtaracağız? Yunanistan'da mı kapışacağız? Akdeniz'deki durumu mu kurtaracağız? Şimdi eski Genelkurmay Başkanı'nın bir söyleşisini okumuştum. Diyor ki güç unsuru kendi boyutunu aşan alanlara girdiğinde çok temkinli olmak zorundadır diyor. Bir ara bir büyükelçimiz iki cepheli bir çatışmadan bahsediyordu. 90'larda belki hatırlayacaksın. Şimdi bu 2,5 savaş. Evet, 2,5 savaş bazen. Şimdi bu dörtlü beşli cephelere dönüşüyor ve denizde bambaşka insanlar, evet, birlikte doğru hareketler yapıyorlar. Şimdi bir de hiç bahsetmediğimiz bir konu var. Bu bahsedilmiyor. Cost of War diye bir olay var. Yani bu yapılan askeri harcamaların bilmem nelerin bir maliyeti var. Onu ekonomide hiç görmüyoruz. Sadece işte bu yatırımlar, göçmen geldi, şu kadar para harcandı, simit sarayı, askeri harcamalar. Güm bir top atıyorsunuz, o 50 bin. İkinci atış 50 bin daha. Böyle gidiyor. Amerika 2008 yılında nasıl çöktü ekonomik olarak? 6 trilyon dolarlık Orta Doğu o bölgede yaptığı askeri harcamalardan çöktü. O kısım sistemde hiç yok. Şimdi bütün bu boyutlar içinde ortamı toplanıp bize karşı haksız tavır ortaya koyduklarını belirttiğimiz alanda yalnız kalmış durumdayken bu yapının kurtarılması için çok pragmatik yeni davranışlara girmesini bekliyorum. Öbür türlü hani yeni bir mucize olur da bu yapı başka türlü gelişir ekonomik boyutları gibi sözleri bir takım yüksek vergiler, yeniden kısıtlamalar falan. Hatta IMF bile biliyorsunuz Amerika'ya bağlı vermediğince para vermiyorsa Çin'e demiş ki Dünya Bankası'na Çin'e para vermeyeyim Amerika. Dünya Bankası Çin'e para vermiyor. Çünkü onun 45'lerde kurduğu bir sistem bu. İşte bu yapı içinde. Ama biz her şeye rağmen bundan başarı çıkarız bize bir şey olmaz diyeyim de çok fazla tepki çekmeyeyim diyorum. Ama böyle etrafa bir bakarsanız
Şimdi arkadaşlar bunu yorumlasın. Tabii Uygur Türklerle ilgili Türkiye'nin bir organik bağı da var. Oraya daha yakın hissedi. Onlar ayrı bir... Ama kimi kurtaracak var. Yani? Ona bakarsanız Irak'ta var. Irak'ta da operatifiz hali. Tabii. Hocam? Hangisinden başlayayım şimdi? Bayağı bir farklı. Şimdi hocam... Libya, Doğu Akdeniz Libya şeyinden mi başlayalım yoksa ince? Ben müsaade ederseniz eğer nacizanesini yanınızda... Estağfurullah. ...esame sokunuz ama ben biraz hani yorumcu geçmişim nedeniyle şunu söyleyeyim. Şimdi o kadar nefes kesici gelişmeler var ki normalde her bir gelişme aslında bizim aylarca sindirmemiz lazım. Ama bir kalkıyorsunuz Geçitkale'ye çat 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 şeyler iniyor. İHA'lar iniyor. Hı hı. Bir bakıyorsunuz Libya ile anlaşma var. Bir bakıyorsunuz Putin açıklama yapıyor. Libya'ya ortak nasıl bir şeyler yapabiliriz onu konuştuk diyor. Ardından Amerikan Kongresi'nden bir şeyler geçiyor. S-400 oradan böyle bekliyor yani saatin tiktaklarını duyuyorsunuz. Zaman yaklaşıyor. Rusya ile ilişkiler ayrı bir yerde. Suriye meselesi zaten Barış Pınar ile ilgili bir mesele var. Kuzey Irak'ta harekatlar devam ediyor. Avrupa ile ilişkiler başka bir nokta. O kadar her biri birbirinden bağımsız yürüyor ki. Irak hiç bizde konuşulmuyor ama yani hocam orada Irak sahasında ABD'nin İran'la hesaplaşması var. Daha hiç gündeme gelmiyor onlar. Yani onlar konuşulması lazım. Suriye'deki asker sayımız kadar Irak'ta askerimiz var biliyor musunuz? Çok ciddi operasyon yürüyor. Yani gündemde değil orada oturmuş bir düzen var ama Barzanilerle de bir sistematik oluşturma. Hayır şu bakın kaçıncı pençe yani... oldu şimdi? 5 mi 4 mü? Pençe 3. 3'te miyiz ha yani? Kıran 5 galiba. İçeride o. Ha Kıran tamam beş. Evet. Şimdi hangisinden tamam. Başlayayım Mete Hanım? Libya'dan başlayalım. O kadar çok başlık var ki hepsi birbirle bağlantılı. Ya şimdi o zaman sırayla ben gitmeye başlayayım. Hasan hocamın söylediklerine katılıyorum. Şimdi ABD ile Rusya arasında yani işte NATO zirvesine giderken işte biliyorsunuz biz farklı beklentilerle gidiyoruz. Hatta Baltık planını belki de veto edecektik ama evet. Baltık planı da onaylayarak geldi. Yani burada böyle bir anti Amerikan ve anti NATO bir söylemle yola çıkıyoruz. Fakat NATO perver olarak geri dönüyoruz. Mesela hatta en çok kızdığımız NATO'ya Macron beyin ölümü gerçekmiş dediğinde... Sayın Cumhurbaşkanı ne beyin ölümü gerçi sen kendi beynini kontrol ettir dedi. Helal yani Trump'tan ziyade veya yani bunun esas lokomotifi ülkelerden ziyade NATO'yu savunmak bize düşüyor. Şimdi burada yani şey var Türk dış politikasındaki önemli problemlerden bir tanesi dış politikada zaman zaman diplomasinin sınırları zorlanarak yani zaman zaman bir blöf. Belki bir şantaj, belki bir tehdit olabilir ama mesela bunu 40-50 seneye yaydığınız zaman 2-3 defa karşılaşırsınız bununla. Ama biz 40 senede yaşanacak hadiseleri bazen bir ayda yaşıyoruz. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ediyoruz. Bu önemli sıkıntılardan biri. Bak bunu niye söylüyorum? Mark Esper'in Savunma Bakanı'nın dünkü şeyi beyanatı çok manidardı. Evet şimdi ben yani, Türkiye bu şekilde bir şeyler söylüyor. Ne kadar ciddi olduğunu mevkidaşımla görüşeceğim. Yani bu satır aralarında şu demek. Bu bir de ittifak yani, meselesi. Yani yine mi gayri ciddisiniz acaba gibi. Yani şimdi buna biraz dikkat etmek lazım. Bir ikincisi NATO'dan çıkmış bir Türkiye'yi Rusya da sevmez. Yasak aşk, gizli aşk daha sevdi, daha böyle şeydir, heyecanlıdır. O aşk biterse Rusya'nın hoşuna gitmez. Yani NATO'da olan bir Türkiye Rusya için kıymetlidir. Çünkü Türkiye'yi manivela gibi kullanarak NATO içerisinde fay hattı yaratıyor, NATO içerisindeki kırıkları tetikliyor ve NATO içerisindeki bir takım muarız şeyleri, vaziyet alışları da kaşıyor. Şimdi NATO'da olmayan bir Türkiye Rusya için de artık kıymetli değildir. Bu bir. İkincisi, İncirlik evet 1954'te kuruldu yanlış hatırlamıyorsam. NATO çerçevesinde ama birinci Körfez harekatında kullanıldı. İkinci zaten tezkere ikincisine geçmedi. Evet. Afganistan harekatında kullanıldı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri yani Türkiye bu önemli bir kozdur. Bunu çok ucuz harcamamalı. Yani ikide bir de İncirliği kapatırım, İncirliği kapatırım, İncirliği kapatırım demekle kapat ya derlerse ne olacak? Bütün el koz bitecek. Ki kapat ya demelerine ramak kaldı. Ki Bağdadi operasyonunda Erbil'deki üssünü kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Ve geçerken de Bağdadi'ye operasyon yapmaya gidiyorum demedi. Bak NATO müttefikine. Hava sahanızı geçici olarak kullanabilir miyim dedi. Ve geçti gitti. Şimdi dolayısıyla bunu sık sık gündeme getirdiğinde karşı tarafa şunu söylüyorsunuz siz. Günün birinde bu olabilir. Sen gerekli tedbirleri yavaş yavaş al. O da alıyor. Yani bunun bir kıymeti harbiyesi kalmıyor. Erbil'i mi kullanır? Güney Kıbrıs'ı mı kullanır? Yani Ürdün'ü mü kullanır? Dolayısıyla bu tür kozları
çok şeyde ucuz bir şekilde sürmemek lazım piyasaya. İkincisi ise Türkiye Libya'da Doğu Akdeniz konusu çok önemli tabii. 27 Kasım 2019 tarihinde, yani tarihleri ben irticalen söylüyorum Hasan İnan hocam, yanlış bir şey varsa düzelt. Zannedersem 27 Kasım 2010 tarihinde Ulusal Mutabakat Hükümeti ile bir anlaşma yaptı. Bu arada da tabii şeyi unutmamak, Kıbrıs Rumları, biz o anlam planıyla uğraşırken 2004-2005'lerden itibaren Mısır'la İsrail'le görüşmeler başladı. Ufak ufak kotardılar. Ve ondan sonra bu şeyler, Kıbrıs Rumları, aramızın çok iyi olmadığı İsrail'le Mısır'la karşılıklı anlaşmalar yaptı, doğalgaz aramaları hepinizin bildiği gibi. Ondan sonra münhasır ekonomik bölgeler ilan ettiler. Rumlar şimdi Yunanistan'ı da yanlarına alarak, tabii Türkiye burada fevkalade haklıdır, tamamen Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den atmaya yönelik planlarını, stratejini ortaya koydular. Türkiye hemen sondaj faaliyetlerine girdi biliyorsunuz. Hemen karşı cevabı verdi. Bu da doğrudur. Bu sondajlar Rumların özellikle münhasır ekonomik bölge ilan ettiği alanlarda yapılarak manidar bir cevap, mesaj veriliyordu. Şimdi soru şu. Akdeniz'de en, Türkiye'yi kastediyorum, Akdeniz'de en uzun kıyısı olan bir ülkeyi, yani Türkiye'yi siz buradan nasıl uzaklaştıracaksınız? Şimdi onların argümanları şu. KKTC, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalarda tanınmış bir ülke değil. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında biz orayı Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne aldık. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak biliyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkedir. Bizim için çok meşru ve yasal bir ülkedir. Dolayısıyla KKTC'nin verdiği ruhsatların herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur. Şimdi burada tabii ki bu uluslararası hukukun alanına giriyor ve bu tartışmalı bir alan. Yani aslında burada bir bakalım şu kitaba, uluslararası hukuk ne diyormuş, bir dakika ben sizi masa etrafında toplayalım da karar verelim gibi bir şey. Sistem böyle çalışmıyor. Sistem güç gösterişiyle maalesef çalışıyor. Şimdi Türkiye'de kendi gücünü gösteriyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti, yani bizim hükümetimiz Libya'da mütabakat imzaladığı bir Trablus hükümeti var. Fakat 3 Libya parçasından bir tanesi bu. Meşru bir hükümet mi? Meşru. Yani aslında Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir meşru hükümetle biz işbirliği yapıyoruz. Bunda bir beis yok. Ama Suriye'de mesela Birleşmiş Milletler'de Esad'ın temsilcisi var. Meşru bir hükümetle işbirliği hala yapmıyoruz. Yani bu da ayrı bir şeylerden bir tanesi. Şimdi fakat bu bizim yaptığımız şu anda en güçlü parçada değil gibi gözüküyor. Belki Hasan Hocam biraz daha açar onu. Fakat şimdi burada Ulusal Mütabakat Hükümeti'ni ayakta tutabilmek için anladığım kadarıyla Türkiye hem bu münhasır ekonomik bölge ilanı yapıldı ve hakikaten orayı söylenildiği gibi hançer gibi böldü. Ama bu tabii ila nihaya sürer mi sürmez mi, sahadaki dinamikler bunu ne kadar değiştirir bilir, yani farklı bir mecraya doğru gider mi, bunlara bakacağız. Ama şimdi uzun zamandan beri Trablusgarp'teki hükümeti, yani bu meşru hükümeti de Türkiye şey yapmak istiyor, ayakta tutmak istiyor. Şimdi böyle bir tercihte bulunuldu ama şimdi bir öbür taraftan bakıldığı zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nin, Körfez ülkelerinin, Fransa'nın, hatta sonradan Rusya'da lokomotife katıldı, desteklediği bir işte Halife Hafter var, hareketi var. Şimdi bu aslında Haziran'da belki çökeceği de söyleniyordu Trablus hükümetinin, ama Türkiye'nin verdiği desteklerle bizden uzadı. Başka destekleyen ama, var mı bu arada? Var. Ürdün. Bunları sayalım. Ürdün var. Bir Arap ülkesi daha var. Mısır Hafter'i destekliyor. Suudi Arabistan Hafter'i destekliyor. Körfez ülkeleri Hafter'i destekliyorlar. İtalya, Fransa, Yunanistan. Hepsi Hafter'de. Hafter. Aslında tabii Rusya'nın farklı, hepsinin farklı planları. Mesela Fransa'da Rusya o kadar muhtemelen destek pek Libya'nın şeyin, doğusundaki kazanımlarını, petrol sahalarını, Rusya ama oradaki Libya dostundaki limanları kullanarak oradan biriktirdiği enerjiyi ve sermayeyi Afrika ülkelerine yayabilmek gibi. Yani Afrika'ya sıçrama bir manivela tahtası olarak da görüyor. Her ülkenin kendi hesabı var. Ama mesela biraz önce konuşulduğu gibi Rusya ile burada tamamen ayrı saflardayız. Bu bizim Amerika Birleşik Devletleri ve Batı İttifakı ile ilişkilerimiz kötüyken, Astana ve Soçi süreçlerinde Rusya ile iyiyken bu nasıl etkileyebilecek? İdlib'i katmıyorum. Bu nasıl etkileyecek? Bu ayrı bir soru. Şimdi burada ne kadar dayanabilir? Yani şu anda yapmış olduğumuz hamle, evet İsrail'in, İsrail'e Kıbrıs'ın, Mısır'la Kıbrıs'ın yapmış olduğu Yunanistan'da arkana alarak planlarını bozuyor. Ama ilahi nihayet sürer mi? Ya da sürmezse ne kadar sürer? Bütün bunlar sahadaki soru işaretleri. Hocam kısa bir reklama gideceğiz. Tamam. Ondan sonra sizinle devam edeceğiz. Şeyi de soracağım.
Bugün gazetelerde var. Ben dışarıdan bugün bir açıklama bekledim. Daha gelmedi. Belki yarın gelir ama İsrail radyosuna dayandırarak Anadolu Ajansı'na geçti habere göre. Petrolü Türkiye'den taşımak istiyor diye. Beraber çalışabiliriz. Haris de var bizim. Benim iki gün önce attığım tweet. Sizle konuştuk, ben de size gönderdim. Telefonla konuşmuş. Ama bu birkaç aydır konuşuluyor. Kısa bir reklam olsun. 2-3 gün önce ciddileşti konu. Reklama gidebiliriz. Tekrar merhabalar. Reklam arasından sonra Mithat Baydur hocamızla beraber bu son artık hangi gelişmeden devam edeceğiz? Hepsi birbirine bağlı olduğu için ayırt etmek de mümkün değil. O nedenle şeyi de ekleyeyim, iyice karışsın hocam. İsrail de işte çıkan haberler, sonra Anadolu Ajansı aldı. Türkiye, İsrail eğer sen gaz çıkarmak istiyorsan benim üzerimden göndermeyi dener misin şeklinde bir görüşme yaptı iddiaları var. Teklif yaptı daha doğrusu. Yani gazı Türkiye'ye taşıyarak Türkiye'den geçen interkonnekte sisteme bağlayarak. Çünkü maliyeti arttırıyor. İstemek istiyor. Sistemiyle olmuyor. Zaten aslında Suriye Savaşı'nın çıkışında da biliyorsunuz Katar gazının Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye'ye getirilmesi. Fakat Rusya'nın buna itirazı, yani Basra Körfezi'nden getirilmesi, buna da İsrail ve Amerika'nın itirazı, evet. Yani bunun İran'ın güçlenmesi demek Hizbullah'ın güçlenmesi anlamına geliyor. Bütün o kavgalar oradan çıktı. Ama şimdi bu mümkündür. Bunu birkaç aydır onun zaten fikir jimnastikleri yapılıyordu. Hasan hocamın da tweetini de okudum ben, onu da çok doğru. Şöyle İSTMET projesi diyor, Avrupa'dan çıkacak. Yani Kıbrıs'tan Akdeniz'den şeye, Girit'e, Girit'ten Otranto'ya, İtalya'nın kıyılarına, oradan Avrupa'ya. 2000 kilometre uzunlukta, denizin altında işte kaç kilometreydi tam hatırlamıyorum onu. Milyarlarca dolar büyük bir maliyet. Korkunç. Daha düşük bir maliyet geliyor. Minimum dolayısıyla 7 milyar dolar. Evet, yani Orası. Dolayısıyla İsrail'in yaklaşımı tabii, şimdi tam onu söyleyecektim aslında. Asker de gönderebiliriz ama şimdi bu şeye benziyor. Yani overdose yapmamak lazım. Overdose. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda bir Kafkas cephesi, bir Galiçe cephesi, bir bilmem ne cephesi, bir Çanakkale cephesi per 17 milyon kilo 780'e düştü. Şimdi dolayısıyla yani sizin belli bir makroekonomik dengeleriniz var, belli bir askeriniz var, belli bir skop ve perspektifiniz var. Şimdi bu şeye benziyor biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra askerler dönüyor. Ahmet'in meşhur hikayedir. Fali Rıfkı Atay'da geçer. Zeytin Dağı'nda geçer. Çok güzel kitap. Çok güzel bir şeydir. Ahmet'i gördünüz mü? Teyze, hangi Ahmet? 100 bin tane Ahmet var diyor. Ahmet, benim Ahmet. Biz Ahmet'i kumarda kaybettik diyor. Ahmet'i kumarda kaybettik. Şimdi bu sahada müttefikleri arttırması lazım Türkiye'nin. Bu bir güç savaşıdır. Yani şimdi mesela Libya ile anla ne diyoruz mesela? İyi oldu. Tamam, ne kadar sürer ama bilmiyoruz. Ama iyi oldu. Şimdi Suriye ile bir anlaşmanın yolunması lazım. Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi lazım. İsrail bu projeye yaklaşıyorsa İsrail'le bunun nabzın yoklanması ve diplomasi kanallarının zorlanması lazım. Hatta Ürdün'le Lübnan'la konuşulması lazım ki sahadaki müttefiklerinizi arttıracaksınız ve sizin haklılığınız ve meşruiyet ilkeniz siyasal düzleme doğru çekilecek. Yoksa oraya da asker yollarım, bunu da yaparım, onu kollarım, bunu bu şekilde, hayat bu şekilde yürümüyor maalesef. Siyaset bu şekilde yürümüyor. Ne oluyor o zaman? İşte NATO zirvesinde YPG'yi terörist olarak yazdıramıyorsunuz. Baltık planını da veto etmiyorsunuz. Olmuyor, geri geliyor, geri tepiyor. Şimdi dolayısıyla burada şey yapılması lazım. Bence Türkiye'nin süratle yapması gereken Libya'nın yanı sıra Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi süratle Akdeniz ekseninde. Mısır ile mutlaka diplomatik kanallar açılması lazım. Buna Ürdün ve Lübnan'ın da şey yapması, eklenmesi lazım. Yoksa Avrupa Birliği Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Rum kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında almış. Tabii ki oradaki KKTC kaynaklı izinli şeyleri tanımaz. Zaten fiilen de facto başlamış. Bir bakıyorsunuz oraya işte şey orada, ExxonMobil orada, Shell orada, işte İtalyanların Eni'si orada, Fransa'nın Total'i orada, hepsi orada. Fiilen başlamışlar. Şimdi siz bunlara karşı bir diplomatik sahada, bir masada savaş verebilmeniz için de bu müttefiklik ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi lazım. Ben dün, yani dün değil aslında birkaç günden beri bakabileceğim programlara bakmaya çalışıyorum. Çünkü kavgada üç kaldıracak halimiz yok yani. Yeteri kadar kavga var. Bilgi de konuşulmuyor. Bu açıdan programda ona özellikle de önem veriyorum. Ama bu başlıkların hepsini birden sayıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Yani tabii, İncirlik tabii. Ve Küreci'yi kapatır mıyız? Şimdi bunu ayrı konuşamazsın ki. Bu doğrudan Amerikan Kongresi'ne gidiyor. Kongreden
Washington'a çıkıyor. Washington'dan Moskova'ya giriyor. Oradan Doğu Akdeniz'e iniyorsun. Bir anda İdlib'de kendini buluyorsun. Değil mi hocam? Libya mutabakatı evet, ona bağlı. Geçit Kale'ye inen İHA'lar zaten Doğu Akdeniz'le ilgili. Oraya inen Fransa'ya üst cevabı mı? Türkiye'nin deniz üssünün başlangıcı mı? Hepsi birbirine bağlantılı bunların. Yani Doğu Akdeniz'de şu an 30'dan fazla savaş gemisi var Suriye açıklarında. Laski açıkları. Bu 30 savaş gemisinin bulunma sebebi aslında Suriye'nin kara parçasıyla ilgili. O onunla bağlantılı. Doğu Akdeniz, Kıbrıs'ta bağlantılı. Yani hep her şey birbirine konekte halde. O nedenle bu çok bunların hepsini birden istirham ediyorum. Hani evet, çok bunlar bağlantılı. Şanslar diyor. İsrail'den bu arada işte İsrail ile Türkiye arasında böyle bir diyalog iddiaları var. Bilmiyorum dışları nasıl bir açıklama yapacak. Dışları demin misilleme yapabileceğini Amerika'ya net olarak söyledi. Rusya bugün dedi Libya'da beraberiz dedi ama öbür taraftan dediğiniz gibi Haftar'la da bir şeyler yapıyor. Çıldırtabilir yani bu durum insanı. Evet. Ve hocam son müsaadenizle şunu da ekleyeyim. Yani demin sizleri de dinlerken çok da faydalanıyoruz. Sağ olun. Şeref verdiniz. Aslında hani bir rüyam vardı o meşhur Martin Luther King'in evet Martin Luther King'in ve o oradaki hani benim de bir rüyam var. Ben siyasette anlamam. Siyaset ya isteseler de yani para verseler bile olmam ama şunu çok arzu ederdim. Sizin gibi değerli hocalarla aslında Dışişleri Bakanlığı'nın orada da çok değerli isimler var büyük ama bakanlık ya bu ülkede değerli hocalarımız da var. Bir kapalı toplantı yapalım. Devletin bir araya gelip bir beyin fırtınası yapmasına çok fayda olur. Yani bu ülkede dinlenmesi gereken isimler hep zaman zaman eleştirebilirler. Zaman zaman olumlu şeyleri olumlu derler. İyiye iyi, kötüye kötü diyorsunuz zaten. Evet. Doğruya doğru diyorsunuz. Ama neticede bizim ülkemizi çok biz çok seviyoruz yani. Yani biz canımız kendi baktığımız yerden konuşuyoruz. Defalarca da kanıtladık başka o açıdan. Başka gidecek yer yok. Herkes bu ülkenin iyiliğini istiyor ve zaman zaman eleştiriler. Öyle diyemezsin, öyle diyorsan şöyle değil. Herkes iyilik anlamında düşüncesini de seslendirebilir. Ama artık bunları hep beraber oturup konuşmamız da lazım. Kulakları sağır eden bir uğultuyla, gürültüyle birbirimizi terslemeden, küçümsemeden evet, kulak verelim. Mesela bir kere Berat Albayrak bunu yaptı. Çok da doğru yaptı. Değil mi? En muhalif ekonomistleri de çağırdı. Değil mi Sefer? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle konuşmakta çok fayda var. Bazen öyle bir fikir gelir ki hiç ummadığınız yerden. Türkiye'de müthiş yeni bir vizyon yakalayabilirsiniz. İnşallah böyle bir rüyam var da hani. Sizleri bir gün çağırırlar ve dinlerler. İnşallah. Buyurun hocam. Sen go. Vallahi çağırıp dinlemek şöyle. Hani bizler fikirlerini de çok saklayan insanlar değiliz. Söylüyoruz. Ama böyle kapalı bir toplantı olsun. Siz burada söylüyorsunuz. Kapalı bir toplantı. Tartışılsın. Herkes rütbelerini, makamlarını, evet, mevkilerini çekmeceye koysun. Evet. Çatı mağaz kurallarıyla falan. Çatı mağaz evet, kurallarıyla. Şimdi şöyle. Bu çerçevede dış politikayı genel hatlarıyla bir ele aldığımızda sizin de söylediğiniz gibi hakikaten hepsi birbiriyle bağlantılı konular. Şimdi en son söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim. Türk dış politikası şu anda yanlış bir çerçevede yürütülüyor. İçinde doğru adımlar da atılıyor. Yani çerçeve yanlış hala. Çünkü çerçeveyi değiştirecek bir revizyona gidilmedi. Bütün dış politikanın şu masaya yatırılması lazım. Her tarafında neredeyse değişikliğe ihtiyaç var. Neredeyse değil, her tarafında. Mesela Rusya ile ilişkiler hariç diyelim. Yani birkaç şey hariç. Her tarafına neşter atılması lazım. Bazı yerlerde bayağı kanserleşmiş hücreler var vesaire. Onlara alınması lazım. Bu yapılmıyor ama 3 sene öncesine, 4 sene öncesine göre düşünüldüğünde de tüm mesela şimdi şöyle düşünelim. Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde Rusya uçağını düşürdüğümüz zamanki halimizi düşünün. Onu açıklayacak. Şimdi ya hayır şöyle açıklayabilir. Ortak yapmıştık diyebilir. Beraberdik diyebilir ama bu oradaki o dış politikanın çok ama çok büyük bir hata olduğunu ve Allah'tan Rusya'nın askeri misillemeye gitmemesinden dolayı işin tırnak içinde biraz ucuz atlatıldığını falan görmemiz lazım. Yani onu görmemize engel değil Ahmet Davutoğlu ne söyleyecekse bilmiyorum. Şimdi şeye gelince konuya. Doğru adımlar diyoruz ya. Doğru adımlar şunlar. Mesela Suriye'de YPG'yi doğrudan Türkiye'nin dış politika çıkarlarına ve milli güvenliğine, ulusal bütünlüğüne tehdit olarak görmeye başlaması 2015'ten itibaren Türkiye'nin ve bu konuda ısrarcı olması, gerekli adımları atması çok iyi bir şey. Şimdi Libya ile yapılan mutabakat bence çok çok iyi bir şey. Çünkü Rum kesiminin 2004 yılında
Türk dış politikasının üzerinde Avrupa Birliği konusunun çok belirleyici olduğu bir dönemde başlattığı müzakerelerle oldu bittiler yaratma girişimini kırmaya yönelik Türkiye bir takım hamleler yapıyor. Evet. Bunlardan bir tanesi Rum kesiminin kendisine ait olduğunu iddia ettiği bölgelerin Rum kesimine ait olmadığını göstermek için hem Türkiye'nin hakları hem de KKTC'nin hakları olduğunu o sularda göstermek için yaptığı arama ve sondaj faaliyetleriyle başladı. Ve bunu da böyle bir seferlik bir şeymiş gibi diye geçiştirmedi. Hani orada bir gemi gösterip sonra çektik falan değil. Ay oradayız kardeşim, burada da duracağız. Bu iyi bir şeydi, kararlılık gösterisiydi. Şimdi Libya ile yapılan ise o İstmet denilen o boru hattı vesaire gibi aslında hayali projelerini de önüne almış oldu. Yani siz ne yaparsanız yapın bu coğrafyada bunu buradan bir boru hattıyla denizin altından geçiremezsiniz kardeşim. Tamam, çünkü benim burada birebir kendi Türkiye'nin çıkarları var benim. Öbür tarafta da Libya var. Yani bunların arasından geçirmeniz mümkün değil. Dolayısıyla adımlarınızı buna göre atın dedi. Şimdi fakat bu bir şey daha var. Bir şey daha var yine olumlu. O da şu. İsrail'le yakınlaşma çabaları. Ben İsrail'le yakınlaşmayı çok ama çok önemsiyorum. Doğru söylüyorsun. Bütün televizyon programlarında ve Twitter'da ısrarla bunun üzerinde duruyorum. Geçen gün yazdığım bir yine Independent Türkçe için yazdım. Orada da bunu ısrarla vurguluyorum. Şunun için. Şimdi Amerika garip bir yönetim anlayışına sahip. Yani Amerika'yı en iyi bilenlerimiz işte Hasan Hoca, sizler, az çok bizler, hepimiz Mithat Hoca. Şunu görüyoruz ki Amerika tipik bir milli devlet gibi davranmıyor. Mesela Kongresinin apayrı lobi unsurları var. Yani bu bazen Çin'e tavuk satan lobinin gelip ön planda Kongre'yi esir almasından, İsrail lobisinin Amerika'nın normalde ulusal çıkarlarıyla uyumlu görünmeyen birçok işi Amerika'yı burnundan çekip götürmesi, ne lobinin savunması gibi, Kongre'nin savunması gibi, ya da Türkiye ile ilişkilerin bu denli bozulmasına İsrail lobisinin de kışkırtmasıyla belki sebep olunması gibi garip tarafları olan bir şey. O yüzden de işte Washington DC'de falan bu tür düşünce kuruluşları herhalde bir metrekareye bir iki tane falan düşer hale geliyor. Çoğu da böyle. Şimdi bunu bir tarafa bırakırsak Amerika'daki yönetimi, Kongre'yi bilerek ona göre politikalar üretmek lazım. Mesela İsrail'le yürüttüğünüz bir söz düellosunun size Amerikan Kongresi'nden ve basınından fatura olarak gelmeyeceğini düşünmek yanlış olur. Şu anda işte son yıllarda daha doğrusu İsrail lobisinin vaktiyle bizi savunan ne kadar önde gelen senatörü ya da temsilciler meclisi üyesi varsa yine basında İsrail lobisinin etkilediği ya da onlara yakın duran isimler varsa hepsi aleyhimize döndüler. Bu en büyük darbe Amerika'da bunlardan mı geliyor Hasan Kemal? Evet. Yani okay. En önemlisi bence bu. Evet. Şimdi şöyle babadan kalma düşmanlarımız var. Ermeni lobisi. Rum lobisi ama bunlar küçük öbürüyle abi. Mücadele edecek büyüklükte değil. Şimdi İsrail'le İsrail'den iki açıdan zarar görüyoruz. Bir Amerikan lobiciliğinden dolayı zarar görüyoruz. Kongre sisteminden ve basından. Bir de İsrail Doğu Akdeniz'de Rum ve Yunan ikilisiyle işbirliği yapıyor bize karşı. Şimdi buna da kızıyoruz. Hakkımız yok bence. Şimdi biz İsrail'in aleyhindeysek o da bizim aleyhimiz olur. Herkes kendi kozlarını masaya sürer. Bu kadar basit. Şimdi Libya meselesinin üzerine İsrail'e eğer o sizin bahsettiğiniz o gün benim yani konuşmamızda aramızda bir üst düzey Türk yetkili bir mektup götürdü ve İsrail'e gerçekten şunu dediyse ya bakın biz Libya ile böyle bir şey yaptık. Bu bizim açımızdan çok önemli. İkincisi sizin bu Kıbrıs Rumlarıyla falan yürüttüğünüz EastMed projesi hayali. Ayrıca onu oradan geçirmenize izin vermeyiz. Ve bu böyle kalır yani. Muallakta kalır işiniz. Oysa siz kendi Leviathan bölgenizde gaz çıkarmış durumdasınız. Ve bunu pazarlayacak pazar arıyorsunuz. Biz size şu imkanı sunarız. Bizimle
bizim Libya ile yaptığımız anlaşmanın esaslarını prensip alarak bizimle bir anlaşma yaparsanız hem yanılmıyorsam 6000 kilometre karelik bir deniz alanı kazanacaksınız, hem de biz size hemen bir çok kısa denizin altından bir petrol boru hattı imkanı sunarız, doğalgaz boru hattı. Buradan ihracat başlayabilir. Ayrıca sizin çıkartacağınız ekstra gazı da oraya ilave edersiniz. Bu çok yerinde bir şey. Çünkü elimizde çok kuvvetli bir havuç var. Havuç şu: bu bölgede çıkacak bütün doğalgazın tabii güzergahı Türkiye. Yani Mısır'daki doğalgazın tabii güzergahı da Türkiye. İsrail'dekininki de, Suriye'dekininki de. Biz bu ülkelerle yürüttüğümüz söz düellosundan dolayı bunun öncüsü konumuna gelemedik. Şimdi biz Libya ile yaptığımız anlaşmayla oyun bozucu rolünü tam üstlendik. Evet. Yani onların oyun kurmasını engelledik. Ama bizim oyun kurabilmemiz için bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi düzenlememiz lazım. Eğer İsrail ile bu yönde adım atarsak, mesela dedik ki Mart'ta Nisan'da biz Amerikan Kongresi'nden gelecek yeni yaptırım kararlarıyla ilginç durumlar yaşamak zorunda kalabiliriz. Onların önü alınabilir belki. Ne kadar etkili bir şekilde alınır bilinmez. Ama zaten yönetim Türkiye'ye çok karşı görünmüyor. En azından kongrenin aşırılığı kadar yönetimde aşırılık yok. Bildiğim kadarıyla her görüşmede de İsrail'le lütfen barışın diye Amerikan tarafından telkin geliyor. Ben onu efendim, biliyorum. Bunu Amerikan tarafın telkin etmesine gerek yok. Tabii canım. Bakın Rusya'nın ilişkilerine bakalım ya. Adamlar Rusya'nın uçağının düşürülmesine sebep oldu. Evet. Peki Putin gibi bir adam İsrail'le ilişkilerini niye dengede tutmaya çalışıyor? Demek ki bir ihtiyacı var onun da. Şimdi bizim dolayısıyla İsrail'le bir an önce uzlaşarak ve bu dediğim boru hattında da uzlaşarak hem İsrail için kazançlı olan bu prensipler çerçevesinde bir anlaşma yapmak, Rum-Yunan ikilisinin bütün ilişkilerini bozmak bölgede. Ben Yunan basınını ve Rum basınında çıkan bilgileri şöyle takip ediyorum. Büyük bir hayal kırıklığı ve panik içindeler. Yani son haberden dolayı. Evet evet, Libya ile ilgili olarak. Dolayı. Şimdi bunu taçlandırıcı adımlar dediğim gibi İsrail'le gelmeli. Mısır'la da düzeltmemiz lazım. Şimdi biz evet. Mısır'la ne zamana kadar kavgalı olacağız? İkinci bir soru sorayım. Bir dış politikanın temel amacı şudur: karşınızdaki devletin size yönelik tavır ve politikaları üzerinde etkileme kabiliyetini ne sahip olmanız. Eğer bir politikanın ifa kabiliyeti yoksa, eski tabirle, bir anlamı yok. Peki biz Mısır rejimini değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Onun bize karşı tavırlarını biz ona düşmanca davranırken değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Mısır'a zarar verebiliyor muyuz? Hayır. Mısır hem Batı dünyasıyla hem de Putin'le, Rusya'yla çok iyi. O zaman ne yapıyoruz? Mısır bize zarar veriyor mu? Veriyor. Rumlarla orada işbirliği yapıyor. Dolayısıyla Mısır'ı da yanımıza çekecek bir adımlar atmamız lazım. Yani yeni bir üst düzey yetkili elinde bir mektupla Mısır'a gitse ve bunları görüşse bence çok iyi olur. Anlatabildim mi? Aynen. Şimdi Suriye'deki savaşın bu şekilde devamı her gün için bizim zarar hanemize yazıyor. Suriyelilerin geri gitmesi. Suriye ile bu mesela bizim bir MEB ilanımıza giden yolda Suriye ile bir yan çizgi çizmemiz lazım. Onun çizilmesi. Suriye'nin bizim yaptığımız anlaşmanın prensiplerine uygun bir politika tavır belirlemesi Rumlara karşı. Hepsi lehimize. Ama şimdi biz 3 cümle söylüyoruz Suriye hakkında. Görüşülebilir diyoruz. Bilmem ne olabilir diyoruz. Mültecilere, sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda da görüşülebilir. Ama bizim Esad hakkındaki görüşümüz bellidir. 500 bin, 600 bin kişinin katiliyle biz oturup da masada konuşacak değiliz dediğinizde ne yapılabilir? Şimdi Hasan'ın söylediği dış işleri rasyonel politikası. Yani bu altına. Buradaki farklılık hissi politikalar ile rasyonel devlet politikası arasındaki farkı söylüyor Hasan. Şimdi Hamas'la görüşürken İsrail'le iyi olamazsınız. Yaklaşma ama işte burada başka bir boyut ortaya giriyor. Hissi İdlib'i tutarken Esad'la görüşmek mümkün değil.
İsrail konusundaki lobi, dikkat ederseniz Ermeni tasarısını İsrail kabul etmedi. 32 Avrupa ülkesi kabul etti, İtalya, İspanya'da. İsrail kabul etmedi. O yüzden de bu şey, kanun tasarısı parlamentodan, Amerikan Kongresi'nden geçmeyecek. Lobi onu önleyecek. Çünkü tek bir tek holokost kendilerine yapılmış kabul ediyorlar. Bu onları değiştirir. 1947'de bir Nakba hareketi var. 600-700 bin Filistinli dışarı sürülmüş, ölmüş. Bu tartışılır diye ondan çekiniyorlar. Hasan'ın söyledikleri de, ama hissi yapı, kültürel yapı bu politikalara yansıyor. Bunu değiştirmemiz, tabii, ideolojik bir perspektifle bakmak, dinlenmemiz mümkün değil. Ya şimdi tabii çok doğru söylüyor. İmza atar. Hasan böyle hocam, ilginç bir şey söyledi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bir an önce düzelmesi konusunda olumlu katkılar sunmak ya da bir yol göstermek istiyor. Yani zaten problem buradaki bütün bir Avrupa'yı, yani Atlantik Paktı monolitik bir yapı arz etmiyor. Avrupa başka bir şey, ama Avrupa'yı Rus doğalgazına mahkum olmaktan, stratejik bir mahkumiyetten kurtarma projesi aslında bu. Aynen. Onu kurtarma hocam, projesi Avrupa'yı. Şöyle düşünün. Şimdi Avrupa Birliği bizim Libya ile yaptığımız anlaşmaya kemküm ediyor. Avrupa Birliği bir uluslararası hukuk makamı değil. Bu anlaşmada belirlenen esasları, evet, doğrulama ya da yanlışlama hakkına sahip. Ama şöyle düşünün. Biz İsrail'le aynı prensipler çerçevesinde, yani hakkaniyet, coğrafyanın üstünlüğü, orantısallık, denizin kapatılmaması vesaire, ortay hattın ters tarafında bulunan adaların kara suları dışında deniz yetki alanı sahibi olamayacağı gibi ilkelerle, çünkü bu İsrail'in de lehine çalışan bir şey. İsrail'le de bir anlaşma imzalık. Hadi göreyim o zaman Avrupa Birliği'nin İsrail'le yaptığımız anlaşmayı da kınadığını. Tabii. Ya da kim sayar, kim takar, tabii, kim sayar. Tabii. Bir şimdi daha söyleyeyim bütün hocam, olarak görmemiz lazım. Bakın bir şey daha. Bugün gelirken okudum Yunan basında çıkan haberlerde. Diyor ki Yunan Dışişleri Bakanı soluğu Riyad'da almış. Hiç haberimiz var mı? Artık panikten, hı-hı, ne yapacaklarını şaşırdı. Panikten, ha. Ama şunu yapmaya çalışıyor. Türkiye karşıtı koalisyon dağılmasın diye uğraşıyor. Tabii. Çünkü İsrail'den Yunanistan, Suudi Arabistan'a gidiyor, ne günlere kalıyor. Bakın, evet, bakın. Bir hamlede Türkiye karşıtı blokun çökeceğinden korkuyorlar. Nedir o hamle? Bir üst düzey Türk yetkili elinde bir mektupla İsrail'e gidiyor. Biz diyor Libya ile böyle böyle anlaştık. Size de verecek havucumuz var. Sizin hali hazırdaki doğal gazınızı da bağlamak üzere. Böyle bir hatta ne dersiniz? Ve İsrail bugünkü haberlere göre biz buna hayır demeyiz diyor. Başka bir şey daha var. Mesela yine Yunan basında ve Rum basınındaki paniklerden biri. Şimdi bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Türkiye şeyde Kıbrıs Rum kesiminin kendisine ait olduğunu iddia ettiği kara şeylerde, deniz yetki alanlarında bir İsrail gemisi Rum gemisiyle birlikte dolaşıyor. Türkiye her ikisini de uyarıyor ve İsrail gemisi başkentle görüştükten sonra kabul ediyor ve çekiliyor. Ve şimdi diyor ki ya bu nasıl bir sessizliktir? Türkiye'den mi korktu bu adam diyor. Ne yapıyor diyor. Çok enteresan. Ha, ikinci bir şey, İsrail Enerji Bakanı resmi yazı yazdı. Kime yazdı? Bu Afrodit parselinde arama ve sondaj yapan uluslararası şirketlere resmi yazı yazdı ve dedi ki bu sondajları durdurun. Bu bizimle imzalanan anlaşmayla birebir alakalı değil ama şöyle alakalı. Şimdi İsrail diyor ki benim diyor Yişay'ı galiba, bir onun başka bir parseli var İsrail'e ait. Oradan diyor çıkardığım doğal gazın kuyusuyla bu Afrodit'in kuyusu alttan birbiriyle etkileşiyor. Dolayısıyla bu Afrodit'ten çıkan doğal gazda benim hakkım var diyor. Ya bunu kabul edersiniz ya da ya da olmaz diyor. Ve bu uluslararası şirketleri uyarmış durumda. Şimdi bunları yan yana getirdiğinde Rumlar diyor ki İsrail'in tavrında bir değişiklik var. Olur tabii. İsrail akıllı bir devlet. Yani nasıl akıllı bir devlet?
Ya Türkiye benim çıkarlarıma uygun bir plan sunuyor. 2 dakikada satar Rumları tabii. Tabii canım, yani zaten İsrail, hepimiz bilmez miyiz yıllarca Ankara'da İsrail'le ilişkilerimizin iyi olduğu dönemlerde İsrail Yunanistan'a ve Kıbrıs Rumlarına sürekli mesafeli durmaz mıydı? S-300 krizi sırasında Türkiye'nin çok yanında, yakında Türk yanında bir tavır almadı mı? İsrail F-16'ları 97 yılında İsrail Negev çölünde S-300 imha provası yaptılar. Tabii. S-300 imha provasının sebebi Rumların almayı planladı. Daha sonra Girit'e, evet, Türkiye'nin baskısı Girit'e götürmek zorunda kaldıklar. Şimdi ha, bütün bu mesela biz Suudi Arabistan'la neyin kavgasını veriyoruz? Suudi Arabistan veliahtını tahta çıkıp da çıkartmamak için uğraşıyoruz. Peki bunun Türkiye'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden tarafı ne olabilir? İşte İkincisi bunu engelleyebiliyor muyuz? Hani Kaşıkçı cinayeti, şu bu, bir şey çıktı. Bir mesela ortaya bir skandal çıktı. Bunun yüzünden engellenebilir mi? Suudi Arabistan demokratik bir ülke değil ki, yani bizim bildiğimiz anlamda. Kendine göre bir takım teamülleri, şunu bunu var. Onun da baskı grupları var. Çok büyük pisli oyun çektiler tabii. Ha, ama bu mümkün bir şey değil. İkincisi, Suudi Arabistan'da veliahtın tahta çıkıp çıkmayacağına olsa olsa karar veren Amerika Birleşik Devletleri olur. Onun da bir derdi yok veliahtla şeyle. Dolayısıyla bizim bütün dış politikamızı bir rasyonel revizyona tabi tutmamız lazım. Rasyonel revizyon. Mümkün müdür? İsrail'le ilgili şeyi görünce ben cesaret almış durumdayım. getirdiniz en zor soruyu da, rasyonel revizyon. Hasan Köne hocam da topu kaldırdı Barcelona'ya. Sefere soruyor. Sefere, mümkün müdür sefer? Mümkün müdür? Bilmiyorum. Yani ya ben bunların hepsinin temelinde tabii hocam... Ben sana unutmadan şeyi de sorayım da, özür dilerim. Çok keyifli. Rakamları da istirham edelim senden. Tamam. Bu, işte yani Doğu Akdeniz'de bu enerji lafıdır gidiyor. Sonuçta hocamlar... Şu kadar kaynak, şudur, şurada bu var. Bu rakamlar sende var herhalde, değil hocam mi? Bu dış politika analizini yapmışken onun üzerine... Tabii mümkün müdür sorusunun cevabını vermek tabii ki mümkün değil. Mümkün müdür? Ya ben şöyle bir analiz yapayım. Neyin gürültüsü kopuyor, ne oluyor? Özellikle Doğu Akdeniz'deki hem önemli bir kalkan oldu aslında, değil mi? Bizim yaptığımız anlaşma, yani o Yunanistan başta olmak üzere o ülkelerin oradaki adalardan dolayı hak doğduğunu ve bütün her yeri bir nevi arama faaliyeti olarak gasp etmesinin önüne geçen bir kalkan oldu. Neden, yani ne var burada dersek, ben en son Amerikan Jeoloji Araştırma Merkezi 2010 yılında bir araştırma yapmış ve burada Levant Havzası adı veriliyor bu bölgeye. Kıbrıs, Lübnan, Suriye, İsrail arasında kalan bölge. Bu 2010 yılındaki araştırmaya göre burada yaklaşık 1.7 milyar varillik 2 tane petrol rezervi var başlıca. Ayrıca doğal gaz rezervi var ki bu da 3.4 trilyon metreküp. Yani hatırı sayılır bir orada bir ekonomik durum var. Şimdi gün geçtikçe teknolojinin ilerlediğini biliyoruz. İşte bir kaya gazı gerçeği oldu Amerika'da. Amerika'nın bütün enerji politikası bir nevi değişti. Evet. Bu bölgede hak sahibi olmak, bugün için bu değerleri konuşuyoruz ama yarın belki keşfedilecek başka ekonomik zenginlikler olabilir bu bölgede. Daha fazla petrol bulunabilir, daha fazla gaz bulunabilir. Bunların hepsine baktığımızda aslında önemli bir ekonomik orada bir servet yatıyor ve bu servette de tek başına bu ülkelerin veya bu şirketlerin söz konusu olması mümkün değil ki en büyük kıyı uzunluğuna sahip Akdeniz'deki ülke olarak Türkiye'nin de buna sessiz kalması mümkün değil. İlk önce sizin söylediğiniz gibi burada petrol arama gemileriyle bir hamlemiz oldu. Ardından da önemli bir anlaşma yapıldı Libya ile. Bu anlaşmanın neticesinde de oradaki dengelerin değiştiğini, hem Yunanistan başta olmak üzere ülkelerin paniğinden hem de Avrupa Birliği olmak üzere gelen tepkilerden anlıyoruz. Yani bu anlaşmayı Birleşmiş Milletler nezdinde Libya'daki tanınan bir hükümetle veya onu temsil eden temsilcilerle yapılması da aslında uluslararası arenada da Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Şimdi dış politikadaki hocam sıraladığı birçok ülke var. Bizim çatışma halinde gözüktüğümüz veya işte Rusya başta olmak üzere aramızın son dönemde iyi ülkeler var. Bunların hepsinin temelde dayandığı tek nokta
Ekonomi. Yani aslında bir ekonomik savaş yaşanıyor. Yani burada siyasiden çok benim gördüğüm kadarıyla bu dünyanın birçok bölgesinde özellikle etnik gruplar üzerinde anlaşmazlık ve savaş yaşanırken neden bütün ülkelerin gözü burada, niye buraya yoğunlaşıyor dersen ekonomi derim. Yani buradaki doğal zenginlikler derim. Burada herkes söz sahibi olmak istiyor. Afrika'da yok mu? Yani veya dünyanın başka işte Asya'da ülkelerin yaptıkları özellikle kendi halkına, etnik gruplara yaptıkları zulümler yok mu? Niye kimsenin sesi çıkmıyor? Niye oralara bir takım askeri unsurların gönderilmesinden, siyasi müdahaleden bahsedilmiyor da bu bölgeye yoğunlaşıyor? Çünkü bu bölge hakikaten ekonomik olarak zengin bir bölge. Burada hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa Birliği'nin hem de baktığında Rusya'nın özellikle üç önemli aktörün burada adeta cirit attığını görüyoruz. İşte az önce konuştuk, Suriye'de biz bir takım adımlar attık ama işte 30 kilometrenin ötesinde hala bir takım faaliyetler yürütülüyor diyoruz. Özellikle geçen programda konuşmuştuk. Ben ortaya bir tez atmıştım. Niye Amerika buradaki sahaları bir nevi korumacılığını üstlendi? Çünkü buradan çok rahat YPG'ye, PKK'ya para aktarılabilir diye konuşmuştuk. Bugün onun bir nevi olduğunu duyuyoruz, dinliyoruz. Şimdi dış politikayı ekonomiden ayıramayacağımız için buradaki ekonomik savaşın ben önümüzdeki dönemde daha da keskin olarak artacağını düşünüyorum. Hani konuşmadık ama işte Google'la ilgili alınan karar var. Türkiye'de, Avrupa Birliği'nde, keza Apple'la ilgili var, Çin var işin içinde. Birçok, o kadar çok aktör var ki. Bir de Google'ımız var bugün. Yani evet, yani sonuçta şirketlere yansıyor. Çünkü şirketler artık devletlerin önüne geçmiş durumda. Yani bizdeki dış politikada değişiklik oldu diye konuşuyoruz. Amerika'nın dış politikasında değişiklik olmadı mı? Rusya'nın olmadı mı? İsrail'in olmadı mı? Hatta Yunanistan'ın olmadı mı? Hepsinde bir değişiklik var. Herkes kendisini bir nevi bu ekonomik savaşa hazırlıyor. Özellikle bu şirket boyutunda bu işte telif haklarıyla ilgili olsun, rekabet unsuru olsun, bunların önümüzdeki dönemde ben özellikle 2020 yılında çok daha artarak özellikle Avrupa Birliği ile Amerika arasında ciddi ekonomik çatışmanın olacağını düşünüyorum. Yani çünkü çok güçlendi şirketler. Özellikle işte Google gibi dev şirketler doğdu ki bunlar birçok ülkenin aslında baktığınızda milli hasılasının üzerinde gelire sahipler. Apple galiba tek başına Türkiye'de. Apple Türkiye. Tabii ki Türkiye yani, eşittir Apple ediyor. Ya o yüzden bunları yok farz edemeyiz. Bunların işte petrol devleri diyoruz. Petrol devleri bile bu şirketlerin yanında sönük durumda kalmaya başladı. Yani buradaki savaşın petrol savaşından çok daha ciddi boyuta ulaşacağını düşünüyorum. İşte yine konuşmadık, yaptırımlar var. Yaptırımların nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz, ama nereye geleceğini bilmiyoruz ama tabii. Bunların hepsi dış politikayı aslında ekonomik olarak şekillendirecek gelişmeler diye düşünüyorum. Bu enerji yataklarıyla ilgili rakamlar var mı elinde senin? Az önce söyledim ama. Ama biraz şey açısından söyleyeyim. Şimdi bununla ilgili 3-4 kaynağa baktım ben. Senin verdiğin rakamlarla farklı rakamlar veren başka çalışmalar da var hocam. Bazı Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin bir araştırmaları var. O daha böyle olumlu, daha böyle pozitif bakıyor. Bazıları daha negatif bakıyor. Bazıları diyor ki öngörülere göre diyor. Bazıları işte ön rezerv araç, çeşitli böyle bilimsel başlıklarla farklı. Rezervler için mi söylüyorsun? Evet, evet hocam. Farklı, farklı çok ciddi rakamlar da var. Onun sebebi şu. Şimdi hem orada arama faaliyetleri nasıl devam ediyor. Hem de hani bu rezerv dediğiniz böyle işte gerçekten ölçüp bakıp da adlandırabildiğin değil, genelde tahmin üzerine oluyor. Benim işte son böyle ciddi olarak bulduğum bu Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin 2010 yılında yaptığı çalışma. Ama onun ötesinde son 7-8 yılda burada ciddi araştırmalar ülkeler tek tek yapıyorlar ama ortaya attıkları, bir de ülkelerin kendi bulduk dediği, adeta hani zafer olarak ilan ettiği rakamlar var. Şimdi bunları ne derece ciddiye alacağız, ne derece gerçek kabul edeceğiz onu bilmiyorum. Ama bendeki verilerde o Levant Havzası denilen bölgede, yani Kıbrıs, Lübnan, Suriye, İsrail, o bölgede yok, bir Levant'ı nokta diyor. Bütün Doğu Akdeniz evet, yani. O anlamda. Evet. Bir de Leviathan diye bir yer var. Bu Leviathan İsrail'in gaz çıkardığı yer. Doğu Akdeniz dediğimiz bölgede
1.7 milyar varillik petrol rezervi var. 3.4 trilyon metreküpte olduğu tabii bunların tahmin doğal ediyorum. Doğalgaz rezervi var. Evet. Bu da az bir rakam değil. Ya bir şey soracaksınız. Ya bittiyse birkaç bir şey ekleyeyim. Buyurun. Şimdi tam eklemeden önce hocam belki yani Mete'nin sorduğu o... Kaç dakika sürecek acaba? Ben ona göre hemen bir şey. 60 saniye hocam. Tamam, şöyle yani bu sorular hakikaten meşru. Çünkü rakamların abartıldığına dair de epeyce işaret var. Var. Mesela Kıbrıs Rumları bahane edilmesi. Kıbrıs Rumları bunu köpürte köpürte anlatıyorlar. Sebebi de şu. Daha önce kuzeye Türklere şunu demişlerdi. Avrupa Birliği'ne gireceğiz, zengin olacağız, bize katılın. Bu olmayınca aslında Türkler evet dediler ama Rumlar hayır diyerek o projeyi kendileri baltalamış oldular. Daha fazla şey bedavaya satın alacaklarını düşünerek. Şimdi de şöyle bir havadalar. Biz öyle bir gaz bulduk ki muazzam para var. Hani yolda yürürken altın bulduk, gelin paylaşalım gibi. Ama bunun böyle olmadığı da ortaya çıkıyor. Mesela Kıbrıs Rum kesiminin benim dediği yerlerin onların olmadığı iddiası şu anda Türkiye'nin elinde ve güçlü. İki, o bölgelerden de fazla bir şey çıkmıyor. Ha, Mısır ve İsrail'in biraz daha fazla bulduğuna dair işaretler var. Evet. Hocam, çok özür dilerim. Estağfurullah ama 143 saniye tuttu. Ben 143, de baktım 138 saniye. 2,5 dakika benden alın hocam. Tamam. Estağfurullah, tamam, şaka seyredim. Şimdi ben kısa söyleyeceğim de bu mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı yok. Mesela kaya gazı deniyor bu ve doğrudur da. Ama mesela bu Çin'le olan ticaret anlaşmalarında bir yumuşama eğilimi oldu. Bir iki gün önce petrol fiyatları yükseldi. Yani bu şu demek. Sirkülasyon ve ticaret hacmi genişlemeye başlayacak. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi, ithalatçısı. Çin'in petrol talebi artmaya başlayacak. Petrol fiyatları hemen böyle işte 65 küsur 66 dolara doğru geldi. 60'lardan yola çıktı. Rakibinizin, sizin petrol ihtiyacınız olmayabilir. Ama sizin rakibiniz varsa, ki var Çin, ve bu rakibiniz dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatçısıysa, onun bu kaynaklara erişmede zorluk çıkartma ve blokaj koyma gibi bir stratejiniz varsa onu uyguluyorsunuz. Bütün kavga oradan çıkıyor. Bir, ikincisi de Avrupa'yı biraz önce söylediğimiz gibi Rusya'yı stratejik olarak bu doğalgaz mahkumiyetinden kurtarmak. Şimdi burada biz ne yapmalıyız? Çok güzel mesela Hasan Hoca açtı. İşte aynen söylediğin gibi oturursak böyle kapıları da kilitlesek saatlerce konuşsak. Şimdi Türkiye'nin burada sahadaki tekrar söylüyorum müttefiklerini arttırması lazım. Şimdi Doğu Akdeniz'de bu doğalgaz ve enerji savaşlarında başat rol oynamak ve Türk filmlerindeki gibi esas oğlan derler ya tırnak içerisinde. Öyle bir aktör olmak istiyoruz doğal olarak. Şam'da büyükelçimiz yok. Kahire'de büyükelçimiz yok. Tel Aviv'de büyükelçimiz yok. Böyle olmaz bu iş. Biz İsrail'le Mısır'a ilişkilerimizi düzeltiyoruz diyoruz. Tel Aviv'de büyükelçimiz yok. Kahire'de büyükelçimiz yok. Nasıl olacak peki bu işler? Şimdi başka bir senaryoya geçiyorum. Şimdi Rusya ile ilişkilerimiz nispeten iyi değil mi? Diyelim ki ilişkilerde sorun çıktı. Nerede çıkabilir sorun? İdlib'de sorun çıktı. Çıkıyor zaten. Yani biz NATO'nun en iyi müttefikiyiz. Türkiye sağlam bir NATO üyesidir dediği zaman... Veya Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bir heyet gönderin. S-400'de uyar mı uyumaz mı? Bir bakalım dediği zaman hani S-400'lerden vazgeçme gibi bir emareleri de ortaya koyduğu zaman ne hikmetse İdlib'de bir takım bombalamalar başlıyor el altından. Çok enteresan. Tabii. Değil mi? Şimdi İdlib'de sorun çıkabilir. Peki Rusya ile bir mütabakat yaptık. Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra tamam YPG'yi ben aynı 32 kilometrenin dışına çıkartacağım belli bir sahaya. Bana bırak dedi falan. Sonra bir Rus savunma açıklama yaptı. 34 bin kişi birden geri gitti. Artık onu aileler dahil mi bilmiyoruz. 34 bin kişi arkaya çekti dedi. Fakat şimdi anlaşılıyor ki Rusya'da bu mütabakata pek sadık kalmıyor. Pek dillendirilmiyor ama bununla ilgili şeyler var. Yani dış basında da yazılar var. Şimdi... Veya Suriye'nin yeni bir anayasanın yazım sürecinde Rusya ile bir sorun çıktı. Olabilir yani. Şimdi ne yapacağız peki bu sorunlar olduğu zaman? Şimdi bir kalemde vazgeçebilir miyiz? İşte bunu düşünmek lazım. Vazgeçemeyiz. Bir taraftan bütün nükleer santral ihalelerini Ruslara vermişiz. Bir taraftan S-400 almışız. Öbür taraftan da en büyük doğalgaz alıcısıyız. Türkiye'nin bu stratejik maddelerini, stratejik tercihlerini çeşitlendirmesi lazım. Bunun yolu da Doğu Akdeniz'den geçer.
O zaman siz yani Rusya'yla bu takım sorunlar olsa bile mesela YPG sorunu ya. Ya Amerika Birleşik Devletleri hiç olmazsa PKK'yı terör örgütü tanıyor. YPG'yi tanımasa da. Rusya PKK'yı da tanımıyor. Yani çok muhtemeldir. E çıktığı zaman en azından siz bu stratejik boyunduruktan kurtarmak için bir takım böyle doğalgaz gibi, nükleer santral gibi farklı konulardaki portföyünüzü çeşitlendirmeniz lazım. Bunun bir yolu da Doğu Akdeniz'dir. O zaman Doğu Akdeniz ise bunun kesin tek yolu da sahadaki müttefiklerinizi arttırmaktan geçer. Evet. Onu söyleyeceğim. Yapılabilirse. Efendim şimdi arkadaşların söylediklerine katılmak mümkün değil. Çünkü hiçbiri bir parti konusunda konuşmuyor. Türkiye'nin geleceği ve çıkarları derdiniz konusunda. Türkiye zaten bizde başkası. Bu olay bu. Tabii. Şimdi Mithat Hoca'nın söylediği gibi Rusya'ya bakıyorsunuz. Rusya artık Türkiye'nin üç tarafında. Kırım'ı aldıktan sonra Kafkaslar'da ve Suriye'de böylece Rusya üçgeni içine girmiş bulunuyor. Bir. Şimdi Suriye'de, denizde de bir takım operasyonlar yapacak. İşte bu Libya'da yapılan anlaşma çok doğrudur. Bir takım Yunanistan'ın haksız gelişmeleri ki daha 2014'te bu kesilmesi lazımdı. Girit'in önündeki 5 ada Türkiye'ye bırakılmıştı. 1913 ve Lozan Anlaşması'yla. Onun önünde 5 ada var. Bizim hattımız oradan geçiyordu. Ve Bükreş Anlaşması'na göre Romanya ve Bulgaristan bu anlaşmadan çekilince Girit Adası'nın ortasından geçen hattan itibaren bizim, ama bunu yapacak cesaret olmadı. Bakın 2018'e kadar Türkiye münhasır ekonomik bölgeyle kıta sahasını Doğu Akdeniz'de ilan edemedi. Doğru. Birdenbire Yunanistan şeyin, çünkü başka şeylerle meşguldüler içeride. Onlarla deniz, nihayet bir general çıkıp mavi vatan deyince bir çakmaya başladı. Çünkü işte petrol metrol falan bulundu. Yoksa Kıbrıs'ı biliyorsunuz yes bir annem denktaşı harcayarak veriyorduk. Değil mi? Az önce vermiyor muyduk? Hatta hocam bana sorarsanız biz gözden çıkarmıştık da elden çıkaramadık o zaman. Çıkar böyle bir çok büyük durum dış vardı. Politika yani, hatalarımız vardı o zamanlar. Şey boyutları içinde. Şimdi keşke Libya'ya yapılan anlaşma doğrudur. Fakat asker gönderebiliriz dediğiniz anda birdenbire karşı tarafta herkes General Hafter'i desteklemeye başladı. Olayı yıkmak Doğru. için. Doğru. Hayır, bu anlaşma yapılmıştır. Diğer konularda da anlaşmalar yapılacaktır da kalacaktı. Ama bir takım gönderip biz onu destekleyeceğiz dediğinizde karşı tarafa yığılmalar başladı. Bu bence bir şey oldu. Yani hatalı davranış oldu. Sonradan boyutlar ortaya çıkıyor. Amerika karşısında da şöyle bir durum var. Uluslararası sistem değiştiği için, bakalım arkadaşlar ne değişecek? Emerging güçler, yani yükselen güçler Amerika'ya kafa tutabiliyor ve yoğun denge hareketine girebiliyor. Çünkü şeyi hatırlıyorum ben. Böyle bir takım denge hareketlerine girdiğinizde Amerika mutlaka bir takım büyük operasyonlara girerdi. Şimdi bu sefer onu da yapmayacak. İşte efendim şöyle şu katsayı uygulayacak S-400'le. Bilmem neyi de uygulayacak şu kadar. Şunun parasını kesecek. Ekonomik yaptırımlar gelecek. İşte bazı milletvekillerinin yahut Suriye'de operasyon yapan askerlerin bir takım yaptırımlar uygulanacak. Şimdi bunu yaparsa bakıyorsunuz Orta Doğu'da Irak, Suriye, İran, Türkiye'de giderse ki bu götürür Türkiye'yi, demin arkadaşımız söylediği gibi 2-3 dolar daha yükseldi mi Türkiye zaten çok sarsılabilir. Orta Doğu olduğu gibi çöker. Bu da İsrail'i çökerten bir boyuttur. O yüzden bunu... Yani anti-Amerikan hale gelir ve İsrail'in güvenliğine zarar verir. Tabii zarar evet. verir ama Türkiye'de çökmüş olur. Ondan sonraki gelişmeleri bilemiyoruz. Yani bir takım değişiklikler olmaya başlar. Burada Rusya aşağılara kadar çok rahat inmeye başlar. Bir takım gelişmelerin boyutları değişir. Kafkaslardaki sistemler aşağı doğru inmeye başlar. Ve bu Batı'nın katiyen işine gelmez. Ne Suudi Arabistan kalır,
ne alttaki yapılar kalır. O yüzden bu tür yaptırımlar kongreden geçmeyecek, bu bir. İkincisi, yani Türkiye, Amerika'da son anda durur diyorsun. Duracak. Ermeni tasarısı da duracak. O garanti. Ama hocam senatodan geçti geçen akşam. Olsun, o gelecek, Cumhurbaşkanlığı bunu durduracak, reddedecek, şey diyecekler. Ortak oylamaya gidecek çünkü bunlar. Senatodan geçti, meclisten geçti. Şimdi ortak oylama orada durulacak. Ama korkunç bir psikolojik, operasyonel baskı ortaya konuyor. Ha, bundan sonra asıl boyut Türkiye'nin davranışında Hasan'ın söylediği rasyonelliğe kavuşması. Rasyonel revizyon. Ama hissi olarak anlarsanız, ne bileyim, İran'daki Şiileri sevmiyorsunuz ama Azerbaycan'daki Şiileri seviyorsunuz. Ya bırakın onları, Türk olanları sevin. Bakın, Araplar desteklemeyince ikinci bir toplantı yaptık Suriye konusunda. Kimler geldi? Türk Cumhuriyetleri geldi. Demek ki hakikaten sevenler onlarmış. O kadar desteklediğiniz bir İsrail, Kıbrıs Türk tarafını tanımadı ya. İsrail diyorum şey, Filistinler. Filistin. Tabii. Suudi Arabistan. Halbuki Kıbrıs'a girildiğinde dediler ki Müslümanlık kama gibi girmiştir, yani tavlamak için Arapları. Tık yok. Ha şimdi demek ki ulusal çıkarlar doğrusundaki davranışlarımız doğrudur. Öbür türlü İslam dünyasının liderliği, Filistin'i kurtarma olayları sözel ve hayali gelişmelerdeki tatminden başka bir şey olmuyor. Bir de yani ben de şu konudaki samimi tavrım, fikrimi söylemek istiyorum. İçimden geleni, Filistin halkının hakkı davasında Türkiye'nin yanında durması ayrı. Filistin yöneticilere karşı bizim biraz daha temkinli yaklaşmamız ayrı galiba. Çünkü acı tecrübelerle bunu yaşadık. Türkiye Filistin'de, Filistin yöneticilerden daha samimi. Çünkü Barış Pınar Harekatı başladı. Oradan, onların yöneticilerinden Türkiye bunu durdurmalıdır diye açıklama geldi. Doğu Akdeniz'deki enerji rezervleri, enerji kaynaklarının araştırılmasında o dokuzlu ülke değil mi konferansına? Yedili ülke. Özür dilerim, dokuzluyorum. Yedili konferansa Filistin'in katılması, yöneticilerin katılması Türkiye için çok rahatsızlık vericiydi. Yani bunları da Türkiye'nin yüzlerine, senin halkın başka, sen başkasın, seni silerim demesi lazım. Halk bizim için değerli ama bunların ben samimi olduğuna bir bölümün en azından inanmıyorum. Yani. Ama mesela İsrail'le toparlasak Filistinli de böyle bir anlaşma yaparız. Bunu İsrail'le bir de uyum içinde de yapabiliriz. Evet. Yani İsrail'e deriz ki, çünkü İsrail Gazze'nin açıklarındaki doğal gaz yataklarının Filistin'e ait olduğunu kabul ediyor zaten. Dolayısıyla kendisiyle birlikte o yedili toplantıya katılmasına da izin veriyor. Bir şey demiyor. Ama yeri geldiği zaman balık tutmaya bile izin vermiyor orada. İşte güvenlik gerekçesi falan filan. Ama yani benim demek istediğim şu. Yani orada Filistin'le de bu iş kotarılabilir. Burada şey şu, psikolojik olarak Kıbrıs Rum tarafı ile Yunanistan'ın 2004 yılında Avrupa Birliği konusu Türkiye'nin dış politikasında aşırı derecede belirleyici iken başlattıkları ve oldu bittiler oluşturmaya yönelik dış politikasında başarılı olamayacağını anlamalı. Biz bunu anlatmalıyız. Hatta benim önerim şu, biz İsrail'le konuşurken, Amerikalılarla konuşurken, hatta burada elimizde Rusya da var. O da Kıbrıs Rum kesimine uygun dille bunu gayet iyi söyler. Kardeşim, Türkiye'nin dediği şu. Buraya siz sahiplenemezsiniz. İki, siz Türkiye'yi bu coğrafyadan dışlayamazsınız, bu denizden. Ege'den de dışlayamazsınız, oradan da. İyisi mi gelin uygun bir şekilde bunu, Türkiye'nin belki istediği göründüğü kadar değil ama uygun bir şekilde gelin bunu anlaşın. Çünkü bizim o Suriye-İsrail'le inşa edeceğimiz boru hattına Kıbrıs Rum kesiminin gazı da bağlanabilir bir süre sonra. Ama bunun da şartları lazım. Deminki rasyonel revizyon vardı ya. O rasyonel revizyonun içinde Kıbrıs politikamızın ne olduğunu da çıkması lazım. Yani bu saatten sonra bakın, şu anda o Sefer Bey Levant dedi. Hani o Doğu Akdeniz dediğimiz bölgenin sadece ekonomik değil, jeopolitik bir borsası olsa, borsa tavan yapmış durumda şu anda. Bir de kaçıncı tavanını yaptı belli değil. Yani böyle bir ortamda Kıbrıs adasındaki haklarımızdan
vazgeçmekle sonuçlanacak bir Kıbrıs politikasını hala devam ettiriyor olamayız. Yani orada ısrarcı olmalıyız. Ne de iki devletli çözümde. Dolayısıyla Kıbrıs Rumlarının da şunu kabul etmesi lazım. Bir defa onların zaten çıkarabilecekleri doğal gaz miktarı hiç mi hiç ekonomik değil. Onlar zaten Mısır'a, İsrail'le tutunmaya çalışıyor ki onların sayesinde bu uluslararası şirketler bir doğal gaz hattı yaparsa denizin altından onlarınki de bağlanacak. Bunlar da diyelim 10 senede bilmem güya 9 milyar dolar para kazanacaklarmış falan. Bunun muhtemelen bir kısmı hayali, köpük, kuzeye mesaj. Yani biz altın bulduk gelin paylaşalım falan gibi. Ama büyük bir bölümünde de şey var, işte kuzeye de sahiplenme şeyi var, arzusu var, hissi var. Dolayısıyla bizim bütün bunları hesap eden bir Kıbrıs politikasını da ortaya koymamız lazım. Ha biz deriz ki o zaman buyur gel sen de doğalgazını buraya bağla. Dolayısıyla sen de bir gelir elde et. Bu doğalgaz öyle planlanır ki ne bileyim kuzeye doğru KKTC'yi yalayarak geçer. Neden olmasın yani onun da ihtiyacını görür. Bir de KKTC'nin kendi alanlarından çıkardığı doğal gaz da oraya bağlanmış olur. Çünkü KKTC de oradan gelir elde edecek. Anlatabildim mi? Yani bunu çok iyi oynamak lazım. Burada tamamen çıkar esaslı. Tamamen çıkar esaslı. Hocam, Sefer Bey'in şöyle, dediği gibi. Ben de bir katkıda bulunmak isterim. Evet. Şöyle hani hocam revizyon dedi. Dış politikada yeni açılımlar lazım diyor. Mithat hocam da katıldı. Çok iyi analizler dinledik. Ben hem ekonomik hem dış politik olarak eğer bir revizyon yapacaksak en fazla çıkarımızın ekonomiyi de düşündüğümde Avrupa Birliği'ne daha çok yaklaşmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ne son dönemde çok fazla uzaklaştığımızı düşünüyorum. Ben geçen yayında da söyledim onu. Evet. Yani biz daha sık devlet büyüklerinin Avrupa Birliği ülkelerine gittiğini, onların buraya geldiğini gözlemlerdik, yazardık, çizerdik o seyahatlerin. Bir bölümde sen de katıldın geçmiş dönemde. Çok az bize Avrupa Birliği'nden gelen şu anda devlet olduğunu biliyorum. Devlet lideri olduğunu biliyorum. Bizim de Avrupa Birliği ülkelerine çok az seyahat ettiğimizi. Ama biz artık dörtlü zirve yapıyoruz biliyorsun. Öyle sıralar ülkeler değil tam mi hocam? Tam da bu sebeple söylüyorum. Az önce Mithat hocam açıkladı işte. Rusya'yla her ne kadar tarihte belki olmadığı kadar böyle bir güzel dönem geçiriyoruz gibi yansıtılıyor. Ben rakamlara bakıyorum. Hala uçak düşürme krizindeki dış ticaret rakamlarına ancak yarışıyoruz. Madem Rusya ile aramız bu kadar iyi, neden? Meyveler yine geri geldi. Evet, sen Rusya yani üzerinde niye, söylüyorsun. O, tabii Rusya üzerinde söylüyorum. Niye o zaman hani Rusya'nın bir numaralı pazarı durumuna gelmiyoruz? Şimdi bir de sevgili Sefer, aklımızı başımıza toplamamız ve objektifte bakmamız lazım. Hocam şimdi Sefer bunu söyledi. Öyle bir obsesif hale geldik. Öyle takıntılı, saplantılı, her şeye komple teorisine bakar hale geldik. Mesela bunu söylüyor Sefer. Biri diyor ki, sürekli diyor Rusya alete şeyler söylemen senin yani Amerikancı mı olmalıyız? Yok ne alakası? Hayır. İsrail'e işlerin düzelmesi. Yani sen İsrail'in adamı mısın? Hocam sadece öyle olur. Şunu söylemeyi düşünüyorum. Ben çünkü hem mesela ben çok doğru bir şey söylüyorum. Ben kimseye güvenmem. Ben diyorum ki sepetteki yumurtaları hocam da aynısını söyledi. Tabii düşünüyorum yani özetlersek portföyü çeşitlendirmek lazım. Yumurta hale geldik. Bizim, yani Türkiye düzgün dağıtmamız lazım. Herkesle hiçbir yapamıyor. Tarihe de baktığında, şu andaki duruma da baktığında Rusya ile aramızın bu kadar iyi olması, zirveler yapmamız, gelip gitmemiz kötü demiyorum ki ben. Ama ben diyorum ki dikkat edeceğiz bizim yani. Özellikle Avrupa Birliği ile Amerika'da demedim. Ama Avrupa Birliği ile hani bir hatırlayın. Bundan 10 sene önceki gündemi hatırlayın. Hani Avrupa Birliği'ne üyeyiz. Tabii onların samimiyetsizliği de var burada yani. Onu da konuşalım. Hani biz kendimizi diyoruz ki dış politikada şöyle böyle. Hani Yunanistan'ın ve Rum kesiminin yaptığı anlam planındaki samimiyetsizliği konuşalım. İsrail'in bizi arkadan dolanıp satmasını hiçbirini konuşalım. Hiçbirini yatacak yeri yok. Ülkelerini doğru konuşalım. Evet, evet. Avrupa Birliği'nin bu bizi hani hem destekliyoruz üye ülke statüsünü alıp yıllardır bekletmesini de konuşalım. Bunları hiçbir zaman bir kenara atmıyorum ama Avrupa Birliği'ni bizim zorlamamız gerektiğini, o tarafa daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam şimdi Hasan hocam güzel bir şey söyledi. Yani uluslararası sistemin eski sistem olmadığını ve farklı aktörler ve farklı olgular tarafından zorlandığını
Ve bu bir arayışın, yeni bir arayışın hikayesini getiriyor tabii. Mesela şimdi Brexit olayı mesela bu. Şimdi İngiltere mesela Boris Johnson'la beraber bir istikrar arayışı ki o kadar çok tartışma oluyordu. Neticede belki İngiliz halkı bıktık bu tartışmalardan, çıkacaksak çıkalım dedi ve belki Boris Johnson'ın bile ümit etmediği bir sonuç ortaya çıktı. Ama bu bence Birleşik bir Avrupa ordusunun ve Birleşik Avrupa rüyasının da sonu. İngiltere çıkıyor. Zaten dikkat edilirse seçim sonuçları belli olur olmaz. Trump hemen çok güzel işler yapabiliriz seninle falan diye İngiltere'yi hemen bir şey veriyor. Yani bir Anglo-Sakson ekseni yeniden olacak. Şimdi burada kalan Fransa ile Almanya zaten birbirleriyle her ne kadar Avrupa Birliği'nin doğuşunda tarihsel arka plandaki düşmanlıkları unutarak bunu bir eternal peace denen ezeli ve ebedi bir barışa dönelim dedilerse de aslında sorunlar devam ediyor. Bir liderlik yarışı olacak. Mesela buradan farklı hareketler, farklı odaklar çıkabilir. Yani ben şimdi bir perspektif çiziyorum. Bloksal hareket, bloksal davranış bitti. Bitti bu. Şimdi mesela Türk akımı projesini yaptık biz. Şimdi Rusya diyor ki Bulgaristan oradan gaz geçişini yavaşlatıyor. Yavaşlatıyor herhalde batıdan gelen telkinler. Ben yine Ukrayna hattını kullanacağım diyor. Şimdi sahada her gün farklı bir siyasi realite, farklı ittifaklar, farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bir marj bırakarak ideolojik bir perspektifle, romantik bir bakış açısıyla bu olaylara bakmamamız lazım. Evet. Tamamen bir realite içerisinde bakacaksın. Yani Ömer Elbeşir'i gelip biz ağırlıyorsak Mısır'la ne sorunumuz olabilir? Mısır'la sorunumuzu çözmemiz lazım. Yani bu şekilde, yani bir sabah kalktığınızda Türk dış politikasının aynen konuşulduğu gibi bizim istediğimiz idealler dünyası değil bu dünya ve bölge. Tamamen daha böyle bir realist paradigmadan ve çıkar utilitarian dediğimiz belki bir felsefi paradigmadan bakıyorum demesi lazım. Bu şekilde baksa inan birçok sorunlar çözülecek, biliyor musunuz? Birçok ülke çünkü ittifak yapmaya hazır. Türkiye önemli bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. Bak hala ne konuşuyoruz? O kadar Amerika Birleşik Devletleri sorunlarımız var. Senatodan geçmez diyoruz. Vazgeçemiyorlar çünkü. Bu kadar vazgeçilmez bir stratejik, yani jeostratejik ve jeopolitik önemi olan bir ülkenin farklı ittifakları, farklı çeşitlilikleri olması lazım. Şimdi bu revizyonla ilgili de bir şey daha söyleyeyim. Türkiye bu tür revizyonları yapabilen bir ülkeydi geçmişte. Yani mesela bir büyük bir küçük iki örnek vereyim. Kaç saniye hocam, bir tutun kronometreyi. Yok. Burada yok dedi şey. Bitirdiniz mi sözünüzü? Efendim? Bitirdiniz mi sözünüzü? Yani döneceğim size ama sözünüzü. Yok, bitirdim. Tabii. Şimdi mesela 64'te meşhur bir revizyon vardır. Hasan hocam falan hepimiz işte bunu derslerimizde anlatırız. Müthiş bir şey. Yani belli bir birikmeden sonra Johnson mektubunun Türk-Amerikan ilişkilerindeki bozulma yavaş yavaş görüp Türkiye bunun bölgesel ilişkilerinde zarara dönüştüğünü gördükten sonra bir de bunun üzerine Johnson mektubu gelince bütün dış politikasını bir revizyona tabi tutuyor. Revizyona tabi tutarken de yalnız öfkeyle kalkıp zararla oturmuyor. Revizyon burada önemli. Yani rasyonel revizyon diyoruz ya, yine profesyonelce. Mesela kızdım ben, NATO'dan çıkıyorum demiyor. Bir Yunanistan'a bakın. Türkiye 1974'te Kıbrıs'a çıktı. Yunanistan'ın tepkisine bakın. Akılsızca NATO'nun askeri kanadından çıkıyorum. Sonra da bin pişman oldu. Türkiye öyle yapmadı. Yani NATO'da kaldı ama Sovyetler Birliği ile ilişkilerini olabilecek en iyi ileri getirdim. Düzeyde. Yani bütün yumurtaları aynı sepete koymuyorum artık, aynen, dedi Türkiye orada. İki, Arap ülkelerinin kendi arasındaki kavgalarda taraf olmayacağını, Arap ülkelerinin İsrail'le mücadelelerinde de İsrail yanlısı görünen bir şey yapmayacağını ve söylemeyeceğini prensip edindi. Gayet güzeldi ve çok iyi sonuçlar aldı. Bunu yaparken de İsrail'i kendine düşman etmedi. Ama 1990'lı yıllarda durum değişti. Soğuk Savaş sona erdi. Başka faktörler devreye girdi. Oslo barış süreci devreye girdi. Orta Doğu'da vesaire. Mesela ne oldu? İsrail'le ilişkilerimizi geliştirmek istedik. Niye? Az önce Hasan Hoca değindi. 2,5 savaş senaryosu çıktı önümüze. Çünkü Yunanistan'la Suriye etkili bir askeri işbirliği yapıyormuş görüntüsü vermeye başladılar Türkiye'ye karşı. Ve PKK da buçuk cephe oluşturacak gibi göründü. Evet. Ha, bunun üzerine Türkiye İsrail'le ilişkilerini artırdı.
Yani madem siz ikiniz böyle bir şey araya geliyorsunuz, o zaman ben de böyle yaparım dedi. Bunun sonucundan da 1998 Suriye krizini çıkardık. Çok başarılı bir kriz yönetimiydi. Dünya kriz yönetimi tarihine belki altın harflerle yazıldı. İsrailler parmak ısırdılar. Ya biz bu kadar senedir bu devletlerle uğraşıyoruz. Böyle bir şey aklımıza gelmemişti dedi. Terörist başını attı. Tabii. Şimdi şimdi bunları yapabilen bir Türkiye bunu da yapar. Tabii. Aman yine. Yani şeyi var, bunun birikimi var demek istiyorum. Anlatabildim mi? Sefer, ben bir şey sormak istiyorum. Bu 2020 yılında, şimdi son 10-12 dakikamızda. 10-12 dakika mı? Son 12 dakika. Daha devam edecek mi program? Son 12 dakika hocam. Yani bitmek üzere artık. Peki. Su gibi akar geçer. Böyle Barcelona ekibini bulmuşken kısa 2020 yılında, çünkü yılbaşına kadar herhalde beraber olamayız. Sizin yoğun programlarınız nedeniyle. Ben sürekli aslında sizlerle birlikte olmak isterim ama 2020 yılında senden başlayalım. Öngörülerin, tabii hesapta olmayan sürpriz olarak olabilecek gelişmeleri haricen tutuyorum. 2020'de bizi bekleyen 3 başlık, önem vermemiz gereken 3 başlık. Ya kriz demiyorum. Risk analizi anlamında 3 önemli başlığa dikkat çekmek için. Sen 5 de yapabilirsin. Yok, ben bir şeyler söyleyeyim, başlıkları sen çıkart. Tamam. Yani üstadlar burada, onlar çıkar ama. Başlıkları. Başlık düşünemedim şunda da 3 tane. Ben kendi alanımdan söyleyeyim. 2019 yılında ekonomide zor günler geçirdik. Hatırlarsak özellikle işte doların böyle yükseldiği, nereye gideceğini bilemediğimiz günler geçirdik falan. Onları böyle atlattık. Ben ekonominin özellikle ilk çeyrekte, eğer bir süredir konuştuğumuz dış politikadaki gelişmeler ciddi şekilde yansımazsa, ben o ekonomideki iyileşmenin özellikle ilk çeyrekte artarak devam etmesini bekliyorum. Çünkü hani kredi muslukları tekrar açıldı, faizler düştü, çarklar yeniden dönmeye başladı, rakamlar iyi geliyor. En azından o Suriye ile birlikte belirsizlik, dolar ne olacak tartışmaları geride kaldı. Ama dış siyaset yine böyle ön plana çıkarsa bu söylediğim geçerli olmaz, onu söyleyeyim. İkincisi, bu yeni partiler ve işte siyasi tartışmaların devam etmesini bekliyorum. Yeni partiler çıktı, bu erken seçim. Hani her ne kadar ben olmayacak desem de hani tahminimi söylüyorum ama gündemde kalmaya devam edecek. O erken seçim söylemlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Dış politikadaki ve dış politikada değil de bu az önce dikkat çektiğim özellikle şirketlerle birlikte ekonomik savaşın artarak, şiddetlenerek devam edeceğini söylüyorum, düşünüyorum. Bir de Trump'ın işte Amerika'daki azil süreci, oradaki seçim tartışmaları, Türkiye'nin desteklenmesi, desteklenmemesi, Trump'sız olursa ne olur, Trump'la birlikte olursa ne olur tartışmalarında devam etmesini bekliyorum. İlk aklıma gelen 3 bu oldu. Asıl hocam, şimdi seferin dedik. Geçen gün İsrail, dün galiba, böyle Trump Orta Doğu politikasını nasıl mahvetti diye Haris'te 5 tane makale yayınladı arka arkaya. Hala var şeyde, internet üzerinde. İşte Orta Doğu'dan birdenbire böyle çekiliyorum dedi. İran'a karşı bir güç kullanmayacak, hala pazarlık yapıyor. Bu bizi mahvetti. İsrail kendi gücüne güvenmelidir. Yani Amerika'nın ne yapacağı belli değil. Şimdi İngiltere seçimlerine bakıyorsunuz, şöyle bir manşetler var. Corbyn İsrail lobisine karşı olduğu için İngiltere'de seçimi kaybetti. Yazıldı o. Böyle manşetler var. Şimdi Trump da bu hareketleriyle bir yandan işte şeyi tanıyor. Tel Aviv Kudüs'te yani başkenttir diyor, bilmem ne, yeni yapılanmaları kabul ediyor falan filan. Bir de işte Golan Tepelerinde hediye etti ama öbür türlü makro davranışları bu lobinin hoşuna gitmeyen tutumlar oluyor. Şimdi Trump giderse ne olacak? Onun hesabını yapıyoruz. Onu da arkadaşlar, Pence nasıl bir adam? Trump'ın tavrında devam edebilir mi? İşte o
bu impeachment herhalde başarılı olamayacak gibi yahut olduğunu düşünelim. Bir seneleri var. Trump demin izlemeyeceğim yarın demiş onu televizyondan. Evet, demokratlar gelecek. Bunlar da Türkiye'yi pek sanlar değil. Ama gene de Orta Doğu'yu artık Irak, Suriye, İran'dan sonra halaş pamuğu gibi atmayacakları umudunu hala taşıyorum. O halde Türkiye madem pragmatik bir yapısı var yönetimin, hemen tavrını değiştirerek bu sistemde yatırım alanlarına girmesi lazım. Mesela Afrika, Balkanlar, ama Afrika'daki rakiplerine bakıyorsunuz. Çin var, Rusya var, onlarla para sokuyorlar falan filan. NATO Çin'i düşman kabul etti. Evet. Demin Mithat Hoca'nın güzel bir lafı var. Macron'dan bir laf söylediği zaman Trump'tan evvel biz hatırladık, Macron aklını kaybetti falan. Hem de Amerika'ya karşı Türk kamuoyunda reaksiyon var derken en çok seven ülke pozisyonları alma durumu var. Şimdi nasıl bir yapı olacak? Çin yatırım bankaları da Türkiye'ye krediler açıyor. Onu Sefer arkadaşımız daha çok biliyordur, ne kadar kredi geliyor bilmem ne. Şimdi bu dengeler arasında nasıl oynayacak? Hangi kimseler, uzman kimseler bu oyunu, çok taraflı oyunu oynayabilir? Bunları seçmesi ve getirmesi lazım ki bir düzlüğe çıkalım. Çünkü düzlüğe çıkmak hepimiz için lazım. Yoksa ekonomi çok güzel gitse, şöyle olsa böyle olsa, kim yönettiği çok önemli değil ki. Amerika'da da çok vergi alan mı, az vergi alan mı, bütün tartışma bu. Ekonomi iyi gittiği müddetçe kim yönetirse yönetsin. Trump diye Trump da gelse, Zıp da gelse, bu da gelse. Ama asıl sistemin işlemesi çok önemli. Ve gelecek ne olacak? Bu kadar üniversite mezunu binlerce insan ne olacak? Gittikçe artan bu nüfuslar ne olacak? Bunları düşünmesi ve kişisel boyutlardan ileri çıkılması lazım diye düşünüyorum. Teşekkürler. Hocam sizle devam edelim. 3 dakika, sonra da 3 dakikayla tamam. Program tamamlıyor. Ben Sefer'in söylediklerinden hani manşet çıkarmayayım, konuşayım dedi ya, ben çıkarttım onun namına manşet. Sefer'e kolaylık olsun diye. Ben tahmin etmiştim. Birinci manşet 2020'de ekonomide bahar olacak. İkinci manşet ülkeleri unutun artık, şirketler başak aktör oluyor. Üçüncü manşet Trump zor durumda, Tarzan zor durumda gibi. Üçüncü manşet de o. Şimdi madem Trump'tan kaldık söyleyeyim. Bunlar da biraz tabii latife olsun, biraz havayı yumuşatan diye söylüyorum ben. Aziz süreci Amerikan tarihine, siyasi tarihine baktığımız zaman olmuyor. Yani Trump'ta böyle bir aziz süreci olmaz. Yani sonunda olmayacaktır. Ama aday olur mu, yani Cumhuriyetçi Parti adaylığını kazanır mı kazanmaz mı? Onda bir şüphem var. Yani biraz tabii yıprandı. Cumhuriyetçiler belki azleterek kendi adaylarını böyle bir istenmeyen duruma gelmesini arzu etmezler ama adaylık sürecinde zorlanabilir. Fakat şöyle bir şey var, bilmiyorum Hasan Hocam sen de okudun mu? Böyle bir 26 milyon evanjelik oy içerisinde bir araştırma yapmışlar. %91.7 Trump'ın mağdur edildiğini, haksızca çok üzerine gidildiğini söylüyor. Yani bakın mesela bir mağduriyet yaratıldığı zaman öbür taraftan da onun ait olduğu sosyolojik küme içerisinde saflar hemen sıklaşıyor. Evet. Yani bu da aslında belki aday olsa da Trump'ın hala kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak biz bu yaşadığımız süreçten son cümlem şunu çıkartmamız lazım. Bu temsilciler meclisindeki sözde Ermeni soykırım yasa tasarı ile ilgili Türkiye Dostluk Grubu, yani kendi üyeleri bile 16-17 civarında Amerikan senatörlerinden, onlar bile oy vermedi Türkiye'ye, biliyor musunuz? Şunu çıkartmamız lazım. Sadece Trump üzerinden Türk-Amerikan ilişkilerini dizayn edemeyiz. Sadece Trump üzerinden Türk-Amerikan ilişkilerini istediğimiz bir mecraya oturtamayız. Türkiye bütün farklı lobileri, farklı bir lobi anlayışıyla, çok yönlü bir dinamik bir anlayış, bir diplomatik faaliyetle
girmeli. Hani bir sabah uyandığımızda bölgedeki Avrupa Birliği ilişkilerimiz diyoruz ya, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerde de lobicilik nasıl olmalı? Nerede hata yaptık? 2013'ten itibaren hepsini bunun FETÖ'cülere bırakmakla ne kazandık ne kaybettik? Buradan bir ders çıkartması ve sadece Amerikan Başkanı üzerinden Türk-Amerikan ilişkilerini dizayn etme gibi ümitsiz bir çaba içerisinde olmaması lazım. Çünkü bu olmuyor. Buradan da ders çıkartması lazım Türkiye'de. Hasan Hocam, bizim iki dakikamız var. İki dakika şu. Aslında demin Hasan Hoca'nın söylediği dünya farklılaştı cümlesini ben şöyle anlıyorum. Çok kutupluluğa evrildi. Bu çok kutuplu dünyada eğer Türkiye Amerika'yı ve Avrupa'yı kendi karşısına düşmanca almadan, evet, Çin, Rusya ve diğer onlara ilaveten orta büyüklükteki ülkelerle ilişkilerini de derinleştirerek çok taraflı, rasyonel diplomasiyle işlerini yürütebilirse her taraftan kazanır. Bölgesel ilişkilerinde de kazanır. Rumların bu tür oldu bittilerinin önüne geçer. Örneğin mesela şimdi basında tam yer almıyor. Bu olup bitenler Rumların kafasına devrilebilir. Mesela Amerikan Kongresi Rumlara uygulanan silah ambargosunu kaldırıyor. Ama nasıl kaldırıyor? Diyor ki Ruslara limanlarınızdan hizmet vermeyeceksiniz. Rusya ile ilişkilerinizi, evet, gözden geçirin. Çok iyi, o zaman kaldırsın o şekilde. Tamam mı? Ne verecekse versin görelim. O zaman biz de Rusya ile mesela Kırım'ın Rusya'nın toprak bütünlüğü içinde olduğunu tanımak suretiyle onu da KKTC'yi tanımasını yönünde girişimde bulunalım. Yani biz şu anda, bizim Orta Anadolu'da bir laf vardır. Sineğin yağını hesaplamak. Sineğin yağını hesaplayan ekonomik politikalar ve sineğin yağını hesaplayan dış politikalar geliştirmemiz hocam, lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Mithat Baydur hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili Sefer Levent, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü. Teşekkür ederim. Sayın hocam Profesör Doktor Hasan Köni ve Profesör Doktor Hasan Ünal. Çok keyifliydi. Barcelona oldu değil mi hocam? Bence güzel. Yani istisnai bir oturumdu, güzeldi. Sağ olun. Ağzınıza aklınıza sağlık. Şeref verdiniz ayrı ayrı. Şeref bize ayrı. Sevgili izleyicilerimiz, bu akşam klasik bir laf olacak ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama ortaya çıkan bir ortak payda varsa akıl, bilgi, okumak, iyiye iyi, kötüye kötü diyebilmek, birbirimizi anlayabilmek, ortak akıl paydalarında buluşabilmek Türkiye'nin önünü açacaktır. Üst aklı da ortak akılla yenmek arzusuyla Türkiye'nin güzel günlerinde tekrar görüşmek üzere.